Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sinop Üniversitesi'ne özel olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda akademik ve idari personel için hazırlanan eğitime öncelikle sizler de tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Office 365 ürünlerinin, işte Office 365 yaygın kullanımının ardından ise işte Windows 10-11'deki ufak demo göstereceğiz. Yani aktivasyonla alakalı. O şekilde bugünkü eğitimimizi tamamlamış olacağız. Sizlerin eğitimin öncesinde sormak istediğiniz veyahut da bir görüşünüz varsa bunları belirtebilirsiniz. Öncelikle sesim geliyor mu herkese düzgün bir şekilde? Geliyor. Teşekkür ediyorum. Ben de kısaca kendimden bahsettikten sonra bugünkü eğitim içeriğine dilerseniz geçiş yapabiliriz. Ben İDİ Danışmanlık Şirketi'nde çalışıyorum. İsmim Mertan Üreten, eğitim çözümleri uzmanı olarak. Dediğim gibi bugün beraber Microsoft'un ürünü olan Office 365 ürünlerine, içeriğine, işte ne tür uygulamalar var, bu uygulamalarda neler yapılabiliyor, hangileri kullanımımız bizim yaygın olarak kullanımımız bizi eğitim açısından nasıl etkiler, bunlara değineceğim. Ardından ise Windows 10, 11 gibi cihazlardaki eğer Pro lisansına sahip, yani eğer hiçbir lisansa sahip değilsek bu sinop.edu.tr uzantılı hesaplarımızla giriş yaptığımızda Windows cihazımızın Enterprise'a yükselmesini sağlayabiliyoruz. Eğer Home gibi basit giriş seviyesinde bir eğer lisansa sahipsek ise bunlar da ise güvenliği arttırmak için bir tür lisanslamalar yapıldığına değineceğim. Slide'dan devam edecek olursak bildiğiniz üzere Microsoft'un geleneksel araçları deyince hepimizin aklına gelen belli başlı ürünler vardır. Mesela Microsoft denince aklımıza gelenlerden ilki ise bunlardan yaygın olarak kullanılan olan işletim sistemi olan Windows ailesi diyebiliriz. Yani Windows XP hatta Windows 2097 gibi eski sürümlerinden ta günümüze kadar uzanan Windows 10 ve şu anda halihazırda yani 11'de dağıtıma sunuldu. Bu dağıtımdan yararlanan yani önden kullanan hocalarımız var mı bilmiyorum ama bunların Windows 11'in de yakın zamanda yaygın kullanımına geçileceğini düşünüyorum. Diğer bir Microsoft denince yani bu ağdaki geniş ürünlerde ise diğer bir ailesi olan tabii ki de Office ailesi aklımıza geliyor. Office ailesi deyince hepimizde aklına canlanan ilk başta işte Word, Excel, PowerPoint gibi temel ürünler aklımıza geliyordur. Bu üç ürün en yaygın Office ürünlerinin ilk üçüdür diyebilirim. Ardından ise bakın gördüğünüz üzere OneNote, Teams, Access, OneDrive, Outlook, Publisher gibi ürünleri de görmüş oluyoruz. Ben testleri kapatıyorum. Sizler sorunuz olduğunuzda eğer bir görüş belirtmek istediğiniz zaman bunları yazabilirsiniz. Dilerseniz de mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Publisher ve birçok online servisler diyebilirim. Bunun yanı sıra Microsoft'un üçüncü bir ağ olarak ise belki duymuş olabilirsiniz. Microsoft Azure'dan kısaca değinebilirim. Microsoft Azure'da bildiğiniz üzere burada ise sanal makine oluşturabiliyor. Yani bir Avrupa'da, bir Kuzey Amerika'da ya da bir Asya ülkesinde bir sanal sunucu oluşturabiliyorsunuz. Buradaki sanal sunucularda da çok yüksek hızda internetlere sahip olabiliyorsunuz. İşte bu sanal sunucunun RAM'ini, ardından işlemci hızını falan hepsini ayarlayabiliyoruz. Tabii bunların bize bir saatlik kullanım ücreti şeklinde dolar bazlı bir yansıması, fiyatlandırması oluyor. Bunlarda da tabii öğrenciler için avantajlı versiyonlarında ise 100 dolarlık Azure kredisi öğrencilere veriliyor. Buradan da devam edecek olursak bakın az önce değinmiştim birçok üründen. Şimdi bu ürünlerin biraz tanıtımına bakalım. Bir taraftan lobiye katılımlar oluyor. Ben bunları kabul ediyorum tabii ki. Burada e-mail olarak başlıyor. E-mail olarak da ofisin ürünü olan Outlook'tan bahsedebiliriz. Outlook ofisin Microsoft tarafının bir mail alıp verme Exchange Server olarak düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten hepimiz yaygın olarak Hotmail'den itibaren işte şu günümüze kadar uzanan Gmail'in kullanımını biliyoruz. Outlook servisinde ise
Outlook uygulamasını açaraktan tüm mail servislerimizi tek bir uygulama üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Mesela Outlook aracımızı indirdik. Burada tüm hesaplarımızı ayrı ayrı giriş yapabiliyoruz ama tüm hesaplarımızın işte ileti gönderme, ileti gönderme veyahut da ileti alma gibi tüm her şeyi tek bir uygulama üzerinden takip edebiliyoruz. Bu da kontrolümüzü gayet de kolaylaştırmış oluyor. Yani mailler arasında geçiş yapmaktansa sürekli tek bir uygulama üzerinde bağlantı kurduğumuz uygulamada tüm maillerimizin içeriğine sahip olabiliyoruz. Bu ofisi devam ediyorum. Burada yine online Word, Excel, PowerPoint olarak değinmiş. Bu ilk giriş lisans türüne ait A1'de geçerli. Diğerlerinden işte A1 Plus, A3, A5 şeklinde devam eden lisans türlerinde ise bunların online kullanımının yanı sıra indirilebilir ofis ürünleri de mevcut olacak. Mevcut oluyor. Online Word, Excel, PowerPoint'in kullanımında ise çok basit bir şekilde herhangi bir tarayıcıdan işte Microsoft Edge olur, Chrome olur veya Opera gibi uygulamalardan giriş yaparak bunların kullanımına online olarak sahip olabiliyoruz. Bunların yanı sıra mesela bir takım çalışması planlamamız var. Bir Excel'de veri alıp vermemiz gerekiyor ve bir A verisini, bir kişinin B verisini bir kişinin düzenlemesi isteniyor. Bunu da online bir şekilde, senkron bir şekilde ilerletebiliyoruz. Yani A kişisiyle B kişisinin ilerleyişini tek bir ekrandan takip edebiliyoruz. Direkt senkron bir şekilde. Bunları yapmamıza imkan sunuyor. Bu tüm online servislerde geçerli. Word, Excel ve PowerPoint olarak da bunlar geçerli diyebilirim. OneNote ise bizim... OneNote ise bizim dijital olarak kullandığımız bir not defteri olarak düşünebilirsiniz. Sizler derslerinizi veyahut da ders içeriğinizi OneNote uygulamasından oluşturabilirsiniz. Çünkü burada hem beyaz kalem uygulaması gibi eklentiler mevcut. Hem de mesela bir matematik dersinde 4x kare yazdığınızda bunu yine beyaz tahta kalemiyle bunu formülü içerisinde aldığınızda otomatik olarak alacaktır. Bunu logaritma içinde, integral içinde tüm geniş matematik kavramlarındaki terimler içinde kullanabilirsiniz. Yani sizin sadece oraya çizim yapmanız yeterli olacaktır. Ona formül dediğinizde ise onu direkt matematik olarak bir formülize edilmiş şekilde bilgisayar yazısı şeklinde getirecektir. Bu şekilde kullanım avantajları da sunuyor OneNote. Aynı zamanda işte dediğim gibi matematik dersinde bölüm bölüm ders notlarınız vardır. Bunları tek bir yerde toplamak istiyorsunuz. OneNote'a bunları yine aktarabiliyorsunuz. Bölüm bölümde notlarınızı aktararaktan da öğrencilerinize, dilerseniz öğrencilerinize paylaşabilirsiniz. Dilerseniz tek bir not defterinde tüm bilgilerinizi toplamış olursunuz. OneNote'un takibini dilerseniz mobil cihazlarınızdan, dilerseniz tabletlerinizden yani ya da aynı şekilde burada olduğu gibi bilgisayarlarınızdan takip edebiliyorsunuz. Bu şekilde de sizin notlarınız takibiniz kolaylaşmış oluyor. Diğer bir ürünümüz var, Teams. Bu uzaktan eğitim sürecinde biliyorsunuz hepimiz çok yaygın bir şekilde kullanmaya başladık bu uzaktan eğitim araçlarını. Bunlardan Teams'dir, Zoom'dur, işte Google'ın birkaç uygulaması var yine o aşı şekildedir. Bunlar çok hızlı bir şekilde entegre oldu hayatımıza. Teams ürünü ise bu uzaktan eğitim sürecinde Microsoft'un bir ürünüdür. Burada bir sanal sınıf ortamı oluşturuyoruz. Yani öğrencilerimizle notlarımızı paylaşıp alabildiğimiz veyahut da nasıl söyleyebilirim, Zoom'da tam bu şekilde oluyor mu bilmiyorum ama bu Teams'te sanal bir sınıf ortamında işte bir görev verebiliyoruz, bir ödev verebiliyoruz ve bunların takibini sadece Teams üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Ders kayıtlarımız ders sonrasında otomatik olarak kaydedilmiş oluyor ve sınıf dosyamıza 5 ila 10 dakika arasında otomatik olarak yüklenmiş oluyor. Yani öğrencilerin direkt o şekilde sınıf klasöründen giriş yaparak da bunların takibi daha hızlı ve kolay oluyor dediğim gibi. Aynı zamanda sohbet yani iletişim kanalları oluşturulabiliyor. Yani öğrenciler dilerse işte yazışmalar yapabiliyor veyahut da sesli konferanslar gerçekleştirebiliyor gruplar halinde. Bu şekilde de Teams'i kullanımı mevcut diyebilirim. Sway'e gelecek olursak, Sway de bu yine biraz sonra portalofis.com üzerinden bu Office 365 ürünlerinin bulunduğu bir portale giriş yapacağız. Orada da göreceksiniz de zaten. Sway bizim yine bir sunum hazırlama programımız diyebilirim.
ama daha çok görsellerle zenginleştirilmiş, böyle bir öykü tarzında görsellerle zenginleştirdiğimiz bir sunum programı diyebilirim. Yani PowerPoint'ten ayırt edecek bir noktamız olacaksa burada küçük bilgilerin yanında daha çok görselliğe ağırlık verilen bir uygulama olarak sizlere söyleyebilirim Sway uygulamasını. Ardından Forms ürünümüz var. Forms ürünümüzde ise anlık olarak yapabileceğimiz bir anket veyahut da bir sınav olabilir. Bu sınavımızı testlerden, dilerseniz klasik, dilerseniz bir dosya bağlantısını eklemeli şeklinde de isteyebiliyorsunuz. Veyahut da anlık bir anket gerçekleştirmek istiyorsunuz. Eğitimin nasıl ilerlediğine dair veyahut da yarınki eğitimde bir şey, şu konu olsun mu olmasın mı şeklinde ilerlemek istiyorsunuz. Bunu anlık bir şekilde Forms'ta hızlı bir şekilde hazırlayıp hemen linki paylaştığınızda bunu hızlıca bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Sonuçlarını ise Excel'e dökebiliyorsunuz. Yani sonuçlarını tek bir sayfadan kontrol etmek yerine çıktıları Excel'den al dediğinizde işte kim evet dedi veyahut da hayır dedi, bir anket yaptınız evet dahilinde veyahut da birden ona kadar puanlandırmalı şekilde. Bunların hızlı bir şekilde analizini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da bizi gayet kolaylaştırmış oluyor. Yani kimin ne cevap verdiğini tek tek aramaktansa işte hızlıca bir ortalama sayı veyahut da bir ortalama kararı da alabiliyoruz Forms uygulamamızda. Ya da dediğim gibi sınavlarımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Seçeneklerimiz yaygın bir şekilde mevcut. İşte eğer dilerseniz işte çoktan seçmeli olabilir, dilerseniz işte yanıt vermeli olabilir, dilerseniz böyle dosya yaklaşık 1 GB'a kadar destekliyordu diye hatırlıyorum ama 1 GB'a kadar destekleyen de dosyaları isteyebiliyorsunuz. Mesela bir ödev döküman hazırladılar öğrenciler ve bu dokümanı bu sınav esnasında sonunda da bunu paylaşmasını istediniz. O şekilde oraya bilgisayardan seçip veyahut da aynı şekilde OneDrive'ımızdan gönderip bu şekilde de yüklemeler gerçekleştirebiliyor Forms uygulamamızda. Diğer bir uygulamamız var. Bu da Kaizala. Kaizala'ya bir, yine bunların hepsi kurumsal ürün. Bunu da Kaizala aynı şekilde kurumsal bir WhatsApp olarak düşünebilirsiniz. Yine bunu mobil cihazlarımızda kurabiliyoruz. Yani sinop.edu.tr uzantılı kurumsal mail hesaplara sahip olan kişiler arasında işte Kaizala gibi WhatsApp'a benzer uygulamaları kullanabiliyoruz. Tabii bunların WhatsApp, Telegram gibi uygulamalara nazaran güvenilirliği daha yüksek. Çünkü bunlarda veri işleme işte gibi şeyler mevcut olmuyor. Çünkü bunların hepsi paralı, ücretli bir hizmet olduğu için yani bir şeyin ücretini talep ettiğinizde sizden de bir veri alma durumu söz konusu olmuyor. Ama ücretsiz bir üründe tabii ki bu gibi açıklar yani bu gibi şeyler mümkün olabiliyor. Yammer'ımız var. Yammer'da arkadaşlarımızla beraber gruplar oluşturabiliyoruz Yammer'da. Bu oluşturduğumuz gruplar içinde dokümanlarımızı paylaşabiliyoruz. Mesela bir matematik grubu oluşturduk. Burada tüm arkadaşlar dokümanlarını paylaşabiliyor. Sadece dosyalar alıp verebildiğimiz online bir platform. Yani yazışmalar, sözlü yazışmalar gerçekleşmiyor. Burada sadece işte bir doküman uzatacak vermeniz gerekiyor. Bir OneNote dokümanı veyahut da herkes bir not aldı. Bu notlarını buraya yükleyip alabiliyorlar. Bu şekilde de bir doküman havuzu oluşuyor diyebilirim Yammer uygulaması için. Devam edecek olursam Calendar uygulamamız var. İsminden de anlayacağı üzere bir takvim uygulaması diyebiliriz. Bu da gün içerisinde yapmamız işlemleri, bir toplantımız varsa veyahut da bir eğitiminiz, dersiniz varsa bunları bizim gün içerisinde sizlere anımsatan bir uygulama diyebilirim. Bir proje vaktiniz yaklaşıyor, son günü var. Bunu size belli aralıklarla anımsatıyor veyahut da işte bir toplantınız var. Aynı şekilde toplantınızı işte bugün toplantım var şeklinde sizlere anımsatan bir uygulama diyebilirim. Yani siz gün ne kadar bilgilerinizi verirseniz yani gerçekleştireceğiniz bilgilerinizi ne kadar paylaşırsanız Calendar bunlar da sizi gün içerisinde anımsatan bir uygulama diyebilirim. Yine aynı şekilde devam edecek olursam Planner var. Planner'da da yine aynı şekilde böyle planlar oluşturulan görevleri düzenleyebildiğimiz. Mesela şu şekilde anlatabilirim. Bir görev
bir eğitim takvimi var ve herkesin bu eğitim takvimine mesela nasıl diyeyim bir eğitim döneminde gerçekleşen işte eğitimlerin günleri saatleri belli. Bunların bu şekilde işte şu görev şu saatte, şu görev şu kişiyi anlatıyor, işte şu görevi şu yapacak veyahut da şu kişi şu dosyayı paylaşması gerekiyor gibi bir planlayıcı, genel anlamda bir planlayıcı diyebilirim. Yani kişilere bir görev atıyorsunuz. O görevi de kişiler gerçekleştiriyor. Yani A kişisine şu saatte eğitimim var dediğinizde A kişisine o plan direkt yani Outlook servisine veyahut da işte mail olarak iletilmiş oluyor. Veyahut da şu dosyayı paylaşmalısın diye bir görev tanımladınız. Yine aynı şekilde o kişiye bir yine mail olarak gelecek işte sizden şu dosya isteniyor şeklinde bir mail görmüş olacak. Yani burada da bir planlama gerçekleştirdiğimiz uygulama diyebilirim. İlerleme durumları oluyor bunların. Bu ilerleme durumunu da güncelleyip değiştirebiliyorsunuz. Stream var. Stream bizim bu da şey bunu da bir kurumsal YouTube olarak düşünebiliriz. Yani tüm eğitim videolarının içeriklerinin tek bir görünüme sahip olan Stream uygulamasından bahsedebilirim. Yani YouTube'da nasıl her şey videodan ibaretse, Stream ise sizin kurumunuza ait tüm eğitim içeriklerinin veyahut da benzer eğitim videolarının yer aldığı, barındığı bir kurumsal bir video paylaşım ortamı diyebilirim. Yani kurumsal videoların barındığı bir uygulama diyebilirim. Burada yine To-Do uygulamamız var. To-Do ise yine çok benzer bir şekilde diğer bu planlamalar yapılan. Bunda ise bir planlama yapıyoruz yine. Hızlıca telefondan veyahut da yine masaüstü bilgisayarımızdan bugün şu işi yapmam gerekiyor şeklinde bir planlarınızı yapıyorsunuz veyahut da market alışverişine gideceksiniz. İşte görevi tamamladığınızda kolayca tik atabileceğiniz bir uygulama. Diğer bu Calendar ve Planner gibi uygulamalar da benzer ama To-Do'nun kullanımı daha kolay. Onların biraz daha kurumsal yaygın kullanımı mevcut. Ama To-Do kişisel işte yapmanız görevleri listeleyebileceğiniz, oluşturabileceğiniz bir uygulama diyebilirim. Bunların yanı sıra burada yer almıyor ama OneDrive'dan bahsedebilirim sizlere. OneDrive hesaplarınız mevcut, sizlerin biliyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın. Yani şu anda kullandığınız kişisel bilgisayarından yaklaşık 10 kat ila 5 kat arasında değişen bir bulut depolama hizmeti sunuyor. Bu da 5 terabayt diyebilirim. OneDrive'da kullanabileceğiniz 5 terabaytlık bir bulut depolama hafızasına sahip oluyorsunuz. Şu anda eğer bir bilgisayar aldığınızda veyahut da herhangi bir hard disk aldığınızda bunun işte 250 GB, 240 GB'dan işte 1 terabayta kadar gittiğini düşünürsek yaklaşık işte 5 ila 10 kat arasında değişen bir bulut depolama hizmeti bizlere sunuyor. Sizler de bu dosyalarınızı veyahut da yedeklemek istediğiniz bilgisayarınızda fazla yer kaplıyordur veyahut da bilgisayarınızın yedeğinizi almak istiyorsunuz. Bu OneDrive uygulamasını kullanaraktan bilgisayarınızı burada yedekleyebilirsiniz. Aynı zamanda OneDrive'ı bilgisayarınızda kullandığınızda senkron bir şekilde kullanmanızı sağlayacak. Biz burada kurumsal hesaplarımızı oturuma açtığında mesela bir diyelim ki okulumuzda kullandığımız bilgisayar farklı ve evde kullandığımız bilgisayar farklı. Ama bu giriş yaptığımız .sinop.edu.tr Azure Active Directory'ye bağladığımız hesaplarımızla biz mesela Word'de bir güncelleme yaptığımızda eğer buradaki OneDrive'ımız senkronizasyon açıksa otomatik olarak eve geçtiğimizde orada da o Word belgesinin güncellendiğini göreceksiniz. Bunu bulut OneDrive sizler için otomatik olarak gerçekleştirecektir. Yani iş yerinizde gerçekleştirdiğiniz bir işlemi bir flash takıp almak yerine sadece bu kurumsal hesaplarımıza giriş yaptığımızda bu OneDrive'ın açık da olması önemli tabii ki. Açık olduğunda ise bunun senkron bir şekilde ilerlediğini görmüş olacaksınız. Eve geçtiğiniz ise en son iş yerinizde yaptığınız Word'ün veyahut da Excel'in aynı şekilde evde de güncellenmiş olduğunu göreceksiniz. Bunların yanı sıra burada yer almıyor ama Power ürünleri var. Bu da Microsoft'un diğer bir ailesi. Power Apps, Power Automate, Power BI gibi bu tarz uygulamalar var. Power Apps mesela örnek verecek olursam yine kurum içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Power Apps var. Bunu mobil veyahut da işte tablet gibi cihazlardan uygulama geliştirebiliyorsunuz.
nasıl söyleyebilirim? Yani sürükle bırak şeklinde bir uygulama yapabiliyorsunuz diyebilirim kısacası. Bunu blok tabanlı olarak, kodlama olarak da düşünebilirsiniz. Bunu Power Apps üzerinden bilgisayarınıza yapmanız gereken bir uygulamayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sadece sürükle bırak ve ekran görüntülerini bizlere seçerek bunu gerçekleşiyor. Bir Power Automate, diğer bir ürün ise Power Automate diyebilirim. Bu da iş akış süreçlerini oluşturmamızı sağlıyor. Yani sürekli tekrarlayan bir iş mevcutsa, mesela bir şey sürekli tekrar ediyorsa, siz bu döngüyü oluşturaraktan Power Automate aracında işinizi sürekli aynı işlemi tekrarlamak yerine bir otomasyona bırakıp bunu Power Automate'in sizler adına yapmasını gerçekleştirebilirsiniz. Mesela ne olabilir Power Apps'te? Bir mail sistemi vardır. İşte A kişisi izin almak istiyordur. O kişi gönderdiğinde bunu otomatik olarak işte mail atan, size mailinize geldiğinde bilgi veren, evet veya hayır dediğinizde onu işte merhaba A, B şeklinde devam eden isim, işte ardından hitap uzantısı, otomatik olarak oluşturulan, işte izniniz kabul edilmiştir, şu şu tarihler arasında izne çıkabilirsiniz şeklinde geri dönüşler sağlayan bir otomasyonlar da hazırlayabiliyoruz bu Power Apps, Power Automate gibi ürünlerde. Tabii bunların kullanımı bu kadar yüzeysel değil, içine girdikçe daha da yaygın kullanımını görmüş olacaksınız. Sizlerin buraya kadar sorusu var mı acaba? Sormak istediğiniz soru var mıdır? Yoksa devam edebilirim. Devam ediyorum. Şimdi Microsoft'un bulut servislerine bakacağız. Yine bu bulut servisleri Office 365 ve Azure olarak yine ikiye ayrılıyor. Office 365'te ise geleneksel Office, Exchange, SharePoint ürünlerinin bulut üzerinde çevrimiçi sunması, ayrıca ilave birçok hizmet diyebilirim. Portal Office'e girdiğimizde de bunları görmüş olacağız. Azure ise yine kısaca değmiştim, geleneksel sunucu, şebeke ve güvenlik sistemlerinin bulut üzerinden sunulması. Yani sanal bir makine oluşturup bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Bunların kullanımı yine portalazure.com veyahut da portalofice.com üzerinden bunların kullanımını sizler de görebilirsiniz. Ama Portal Office kullanımı hep beraber görmüş olacağız. Nasıl bilgisayarımıza ofis indiriyoruz, işte giriş yaparken ne kullanmalıyız, bunları görmüş olacağız. Şimdi ise Microsoft Office 365 bulut hizmetlerini geçelim. Kullanıcıların çalışma verimliliğini artıran iletişim, birlikte çalışma ve üretkenlik araçları sunan bir servis aslında Office 365. Yani işinizi iyi yapabilmeniz için kapsamlı araçlar sunuyor. Ve bulut olduğu için dilerseniz işte tablet, akıllı telefon veyahut da masaüstü bilgisayarlarınızdan senkron bir şekilde ulaşabiliyorsunuz demiştim. Tabii ki bulut servisimizin, hizmetimizin açık olması önemli bunların yanı sıra. Buralara devam ediyorum. Peki Office 365 nedir dediğimizde ise, bakın, dört kola ayrılan bir pasta dilimi görüyoruz. E-posta dediğinde mesela Outlook'tan bahsetmiştik. Bu çevrimiçi, Exchange, işte arşivleme ve şifreleme olarak geçer. Gerçek zamanlı haberleşme burada sadece Microsoft Teams yer alıyor. Ama bildiğiniz üzere aynı zamanda Skype, Skype eskiden daha yaygın kullanıma mevcuttu. Ama Skype'ın kullanım tarzı biraz daha kurumsallaştırıldı ve yani yaygın kullanımı neredeyse biraz daha azaldı diyebilirim Microsoft Teams ürününden sonra. Ardından ofis ürünleri Word, Excel, PowerPoint, işte OneNote, Sway gibi klasik sistemci ve web sistemci olarak ikiye ayrılıyor. Klasik sistemci de hepimizin bildiği üzere işte bilgisayarımıza bir Word, Excel, PowerPoint şeklinde, web sistemcisinde ise işte yine bunlar tarayıcı üzerinden, Chrome, Edge gibi tarayıcılar üzerinden gerçekleştirebildiğimiz çalışmalar. Takım çalışması ise yine kısaca değinmiştim birkaçından. OneDrive, Yammer, Calendar, SharePoint, Teams ve Kaizen olarak geçiyor. Bunların hepsi tabii ki de kurumsal olarak hesaba sahip kişiler arasında gerçekleştirilebiliyor. Burada şimdi Office 365'te gizlilik konusuna giriş yapmış olacağım. Sizlere hatırlarsanız çok kısa bahsetmiştim. Hani Kaizen'a işte
bu Microsoft'un ürünleri ücretli olduğu için sizin verinize işlemiyor şeklinde. Burada da güvenlik ve gizlilik konusunda ne gibi seçenek hizmetleri var? Onlara bakalım beraber. Microsoft olarak stratejimiz dünya standartlarında veri işleme ve aktarımı yaparken güvenli bir duvar oluşturmaktır diye bir ifade yer alıyor. Reklam yoktur diyor ve müşteri verisi üzerinden reklam ürünü kullanılmaz. Mesela yani bir tarayıcınız üzerinden bir şey aradığınızda veyahut da arkadaş WhatsApp üzerinden veyahut da Instagram'da telefonda görüşmelerinizde bile bu verilerin işlendiğini söyleyebilirim. Yani bir konuda konuşuyorsunuz, ardından Instagram'da gezerken reklamların arasından yani o ürünün size geldiğini, karşınıza düştüğünü göreceksiniz. Veyahut da tarayıcıda hemen bir işte bir şeyle ilgili arama yaptığınızda bir YouTube sayfasına girdiğinizde ise bunun karşınıza bir reklam olarak veyahut da yanında çıkan panellerden yine bunların size reklamını düşmüş oluyor. Bu tarz verilerimiz işleniyor ücretsiz kullandığımız ürünlerde. Bu Office 365 ürününde ise bize müşteri yani bu tarz şeylerden reklam ürünü yapmıyor. Veri üzerinde analiz, veri madenciliği ve e-postaların taranması gibi işlemlerin hiçbirini gerçekleştirmiyor. Veriler taşınabilir. Office 365 müşteri verisi müşteriye aittir. Müşteri verisini istediği yere aktarabilir, taşıyabilir. Bunu dilediğiniz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde verilerin üzerinden analiz yapılmaz. Office 365 kullanıcı verileri kendilerine aittir. Kendileri dışında verilerine erişilemiyor. Yani üçüncü kişiler sizlerin hesaplarınıza giriş yapıp işte bir maildeki akışınızı veyahut da nasıl söyleyeyim bir yazışmalarınıza geçen yola göre bir veri analizi gerçekleştirmiyor diyebilirim. Şimdi ise Office 365 dediğim gibi birazdan göreceğiz. Portaloffice.com. Okullar Kanuni.tr ya da sizde yani üniversitelerde olduğu gibi Edu.tr uzantılı. Kendi domain adreslerini kullanıyorlar ve Office 365 yönetimlerini kendileri yapıyor olarak diyebilirim. Şimdi Pro Plus'a geçecek olursak, Pro Plus bizim indirilebilir ofise sahip olduğumuz lisans ürünüdür. Şimdi çevrim içi ve dışı olarak zaten genel bir kullanım alanı mevcut. Ücretsizdeki özelliklerin tamamı dediği mesela bu web üzerinden kullanılabilmesi. Yani Pro Plus değil de sadece eğer düz bir A1 lisansımız olsaydı Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamaları sadece biz tarayıcımız üzerinden kullanabiliyorduk. Ama Pro Plus'ta ise bunun yine tarayıcıda kullanımı mevcut. Aynı zamanda indirilebilir ofis ürünleri mevcut. Burada bakın yine makineye kurulabilen indirme opsiyonu mevcut. Windows, Android, iOS ve macOS desteği var. Aynı zamanda 15 farklı cihaza giriş yapabiliyorsunuz tek bir hesabınızla. Bu şu şekilde gerçekleşiyor. 5 bilgisayar, 5 tablet ve 5 akıllı telefon olarak sizler tek bir hesabınızı 15 farklı yerde kullanabiliyorsunuz. Tabii bunların kullanım alanı 5 bilgisayar, 5 tablet ve 5 telefon olacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Yani aynı kullanıcı farklı kendi cihazlarında kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz işte evde giriş yapabiliyorsunuz demiştim. İş yerinizde giriş yapabiliyorsunuz. Telefonunuzda giriş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde toplamda 15 adet olacak şekilde kullanıma sunuluyor. Tabii burada aşağıda kiralama opsiyonları yer alıyor. Burada işte adetli yıllık Office Pro Plus kiralama veyahut da eğitim kurumu tüm personel sayısı kadar yıllık desktop edü yani masaüstü eğitim lisans alıyorsa veya elinde varsa öğrencileri de ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Burada Teams geliyor karşımıza. Tabii Teams'e geçmeden önce sizlerle hemen portaloffice.com tanıtımına geçeceğim. Sizlerin bu arada sormak istediği sorular varsa sorabilirsiniz. Şu şekilde ben ilgili bir sekmede sizlerle beraber giriş yapayım. Şu şekilde portal.office.com dediğinizde bakın bunu sohbet kısmına ben paylaşayım sizlerle. Direkt tıklayıp da bu bağlantıya gidebilirsiniz. Burada bizi oturum açın şeklinde bir giriş sayfası karşılıyor. Burada mesela bende bir tane demo hesabı vardı Sinop Üniversitesi adına.
Demo user 1 diyorum. Ardından et işlemim gerçekleştiriyor tabii ki. Klavye. Yapamıyorum şu anda. Şu şekilde yapayım o zaman. Demo nokta user 1 add. Sinop nokta edu nokta tr diyorum. Giriş yapamadım. Yanlış olabilir. Benden kaynaklanan bir hata. Demo nokta user 01 olması gerekiyordu. Burada şifreye giriyorum. Şu anda klavyemden kaynaklı et işareti yapamadığım için şifreye giriş yapamadım. Şu şekilde eti kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi demo.user01 şeklinde bir giriş yapmayı sağladım. Burada tabii giriş yaptığımızda bizden doğrulama yapmamızı istiyor. Bir telefon veyahut da bir e-posta yapılandırması. Yani hesaba bir şey olduğunda takip edilebilmesinin daha kolay olabilmesi için bu şekilde buradan öğrenciler kimlik veya telefon veya e-posta yapılandırması yapabiliyor. Veyahut da buradan iptal seçeneğinden tekrardan giriş sekmesine yönlendirilebiliyor. Burada bakın geldiğinizde giriş yaptığında günaydın demo diyor ama burada sizin kullanıcı adınız yer alacaktır. Ve karşımıza düz bir sayfa geldi. Eğer bizim daha önce yaptığımız çalışmalar Word, PowerPoint, Excel veyahut da OneNote gibi herhangi bir ofis ürünüyle ilgili çalışmamız olsaydı bu ekranda bunların hepsini görmüş olacaktık. Burada bakın bizim kullanabileceğimiz ürünler gözüküyor sol panelde. Bunları geçiş yapacağız. Ama bunlara geçmeden önce ilk başta masaüstü bir ofis uygulaması nasıl yüklenir? Bunlara beraber bakacağız. Bakın portalofis.com'dan giriş yaptığımızda hemen sağ üst köşede ofis uygulamasını yükleyin diye bir ibare yer alıyor. Buna tıkladığımızda Office 365 uygulamaları şeklinde veyahut da diğer yükleme seçenekleri olarak iki halden seçenek sunuyor. Office 365 uygulamaları dediğimizde ise bize otomatik olarak bir Excel dosyası indirecektir. Bu Excel dosyasındaki kurulum ise çok basit. Excel'i çalıştırıyoruz Office Setup Excel'sine. Ardından evet veyahut da Next ileri mantığıyla direkt kurulumu gerçekleştirebiliyoruz. Diğer yükleme seçeneklerinde ise tabii benden her giriş yaptığımda bu doğrulama bilgilerini isteyecektir. Ben şu an iptal dediğim için bu adımları geçmiş oluyorum. Pardon. Buradan bakın uygulama az önce önceki yerden uygulamalar ve cihazlarımı görüntüle dedim. Ne yapıyorduk? 15 farklı cihazla oturum açabiliyorduk. Burada tüm açılan hesaplarımızı görebiliyoruz. Şu anda ben hiçbir cihazımda açmadığım için sadece online olarak bir giriş yaptığım için burada cihazlarımıza eklenmemiş. Burada ama sizler bilgisayarınıza yine bu demolarda da göstereceğim şekilde giriş yaparsanız buradaki sizlerin cihazlarınızın yani telefon da olabilir, tablet de olabilir ne hangi cihazlarda kullanıldığını görebileceksiniz. Alternatif yükleme seçeneğinden bahsediyordu. Bakın burada eğer İngilizce olarak kullanmak istiyorsanız Türkçe değil de işte İngilizce dil sürümünü veyahut da buradan 64 bit veya 32 bit olacak şekilde seçeneklerinden seçerekten ofis uygulamasını yükle dediğimde ise yine bana seçtiğim özelliklere sahip şekilde bir bu sefer yeni Excel uzantısını getirmiş oluyor. Bu şekilde de yüklememizi gerçekleştirebiliyoruz. Buraya tekrardan nereden geldiğimi söyleyeyim. Bu ekrandan bakın diğer yükleme seçenekleri dedim. Ardından beni böyle bir sayfaya yönlendirdi. Buradan ise uygulamalar ve cihazları görüntüledikten sonra burada ofis uygulamasını yükle seçeneği karşımıza çıkmış oldu. Panelimize gelelim. Burada bakın sol tarafta bizim tüm hesabımızda ait bulunan ürünleri görebiliyoruz. Bakın sol aşağıda tüm uygulamalar dediğimde ise karşıma tüm Office 365 ailesinde kullanabileceğimiz ürünler karşımıza çıkıyor. Tabii ben birkaçına değmiştim ama burada bakın Dell ve Booking gibi şeklinde birçok ürün yine karşımıza çıkıyor.
Bunların kullanımına ait bilgiler yine kısaca ürünlerin altında yer alıyor. Mesela OneNote'da ne diyor? Tüm cihazlarını, notlarınızı yakalayın ve düzenleyin dediğinizde ise bunu yapabiliyorsunuz. Bakın yine bu da online tarayıcıda çalışabiliyor. Not defterinize bir isim vererek matematik diyorum ben şu anda kısacası. Hızlıca bir OneNote defteri oluşturabiliyorum. Tabii bu formül, hani söylemiştim sizlere, bir matematikte işte logaritma, matematik sembollerini kullanacağınız bir ifadeleri direkt bilgisayar çıktısı şeklinde almak istiyorsanız bunu uygulamasına indirmeniz gerekiyor. Yani uygulamasına indirmeniz dedim, yani bu ofis uygulamasını yüklediğinizde halihazırda OneNote uygulaması yüklü gelmiş olacak. Bu şekilde not defteri karşınıza çıkıyor. Ve buradan şuradan yeni eklemem gerekiyor. Bölüm adına işte integral olabilir. Bu şekilde bölümümüze ait bölümler oluşturabiliyoruz. Burada bölümleri, yani yine bölümleri oluşturduğumuz bölümlere sayfalardan, yani artık logaritma kaç bölüme ayrılıyor bilmiyorum ama işte giriş, gelişme, son şeklinde ilerleyen adımları, en sonunda ise bir test dokümanını bu tarafa ekleyip bu şekilde dijital bir ortamda düzenli bir şekilde kullanabileceğimiz bir not defteri oluşturduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde ne demiştim? Mesela burada Excel'in nasıl çalıştığına bakalım. Mesela Excel'de çalışma yapacaksınız. Ve bunu arkadaşlarımızla beraber yapmak istiyoruz diyelim. Mesela Excel ardından yeni bir boş çalışma kitabı dediğimde ise bakın karşıma direkt bir Excel geliyor. Ben burada bakın paylaş seçeneği var. Ben mesela bir deneme yapacak olursak burada bakın bir bağlantı oluşturdum ben ama bunu herkese açık oluşturdum. Bu şekilde olursa sıkıntı arz edebilir ama kurumsal kurumumuz üzerinde çalışma yapacaksak bakın Sinop Üniversitesi içinde yer alan ve bu bağlantıya sahip olan kişiler şeklinde bize sınırlamalar sunuyor. Ben mesela şu an bunu alıp şu şekilde kopyaladığımda sizinle paylaştığımda mesela deneme olması açısından birkaçınız deneyebilirse Hasan hocam var, öyle bir program var. Ama şu anda ben de tam anımsayamadım ama bunu size ders sonunda bilgilendirmesini yapayım. Bakın giriş yapıldığında eğer bir kurumsal hesapla gelmediyse konuk katılımcı olarak geldi. Ve Ahmet Karaoğlu hocamız gelmiş oldu. Bu kurumsal hesap, Ahmet hocamız kurumsal hesapla giriş yaptığını düşünüyorum. Ve buraya mesela A verisi dediğimde bu şekilde senkron bir şekilde çalışma gerçekleştirebiliyor. Veyahut da diğer kişilerin hangi nerede olduğunu gösterebiliyor. Yani hangi satır ve sütunla gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu şekilde de senkron bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bunu dediğim gibi bu Excel'de görmüş olduk. Word, PowerPoint gibi uygulamalarda bir sunum hazırlamanız gerekiyor. Veyahut da öğrencileriniz bir sunum hazırlayacak diyelim. Sunumlarının senkron bir şekilde işte başından, ortasından başlayacak ve sonundan bir diğer bir kişi başlayacak şekilde senkron bir şekilde daha sonradan birleştirmek ve aradaki yazı tonunu dengelemektense bu şekilde bir PowerPoint sizler de kullanabilirsiniz. Bir sunumu beraber gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Excel sayfasını kapatıyorum. Dediğim gibi başka OneDrive'ımıza bakalım. OneDrive'ımızda ne demiştik? 5 TB'lık bir alanımız mevcut. Bakın ben az önceki Excel dosyamı da OneDrive üzerinde gerçekleştirdiğim için, yani bulut ortamında gerçekleştirdiğim için bu her zaman, yani bu benim OneDrive'ımda kayıtlı bir şekilde duracak. Ben buna tekrar tıkladığımda ise bu Excel'e ulaşmış olacağım. Tabii şu an yine katılımcılar duruyor. Ben paylaşımı sonlandırmadığım için. Ama diğer katılımcılar çıktığı için bakın burada konuk katılımcı sayısı veyahut da kişilerin sayısı azalmış olarak gözüküyor.
Burada az önce oluşturduğum not defterleri adı altında matematik OneNote'unda gelmiş oluyorsunuz. Buraya sizler yeni diyerekten işte bakın burada Excel neleri senkron bir şekilde çalışabileceğinizi yine görebilirsiniz. İşte bir Word belgesi, bir Excel, PowerPoint veyahut da OneNote şeklinde online olarak çalışıp güncelleyebileceğiniz, senkron bir şekilde ilerleyebileceğiniz uygulamaları görüyorsunuz. Veyahut da klasör oluşturup bilgisayarınızın yedeğinizi almak istiyorsunuz. Bu şekilde klasör oluşturabiliyorsunuz. Ardından karşıya yükle dosyalar dediğinizde ise bilgisayarınızın yeri gelmiş oluyor. Buradan bilgisayarınıza bilgisayarınızdan buluta yüklemeler yapabiliyorsunuz. Burada da işleme yani senkron oluyor. Tabii bu OneDrive hesabım benim şu anda kullandığım OneDrive hesabım kendi kurumsal ağımda olduğu için buradaki senkron eşitlemeyi yapamıyor. Ama bahsettiğim gibi işte siz bu Sinop uzantılı hesaplarınızı iş yerinde ve evde farklı olmak üzere kullanıyorsanız yani zaten bilgisayarlarda 5, tablette 5, işte akıllı cihazlarda 5 olmak üzere farklı yerlerde çalışıyorsunuz. Bu şekilde eşitlemeler yaparak da işte iş yerinizde kullandığınız verileri senkron bir şekilde bu tarafa alabiliyorsunuz. Bakın Forms'a bakalım. Diğer güzel ürünlerden. Biraz ürünlerin kısa tanıtımından bahsediyorum. Sizlerin sorusu varsa yine sorabilirsiniz. Bakın burada yeni test veya yeni form dediğimde bir form ekranı gelmiş oluyor. Tabii benden her zaman ben güvenliğimi arttırmak açısından bir telefon veyahut da e-posta adresi belirlemediğim için sürekli bana tekrarlayan soruyu soruyor. Bu forma mesela ders değerlendirmesi şeklinde isim verip buradan işte seçenekli değerlendirme şeklinde seçeneklerden işte ders nasıldı diyerekten hızlı bir şekilde bir anket gerçekleşti. Biliyorsunuz işte burada puanını simgesini değiştirebiliyoruz veyahut da şu şekilde yeni test dediğimde ise bir sınav hazırlayabiliyorum. Burada bakın seçenek yine çoktan seçmeli. Metin dediğimde ise soru sorup burada yanıtı veyahut da burada birçok işte ne olabilir? Karşıya dosya yükleme demiştik. Öğrencinin gerçekleştirmiş olduğu bitirme projesi vardır. Bunu buraya ekleyerek bunu bu tarafa yükleyebiliyor. Ben şu an çok hızlı bir şekilde gösterdim. Ama bunları sizler de bakaraktan çok zorlanmayacağınız şekilde anlayabilirsiniz. Bölüm de ekleyebiliyorsunuz. İşte birinci bölümde sadece klasik sorular vardır. İkinci bölümde ise işte veyahut da bu OneDrive'la mesela yüklemesi gereken dosya uzantısı bölüm 2'de yer alabilir. Bu tamamen sizin hazırlayacağınız teste, ankete göre değişiklik gösterebilir. Bakın Power Automate'den bahsetmiştik. Power Automate'de ne demiştik? Bir göreviniz var. Efendim ona geçmeden bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Osman Hocam. Buyurun siz dinliyorum. Çok akıcı bir, çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederim öncelikle size. Katkılarınız için. Ben teşekkür ederim hocam. Ve işte bizim böyle bir bilgiyi bizimle paylaşmasını, düşünmesi ve uygulanması nedeniyle onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi biz önceden kullandığımız Word ve PowerPoint'ler alıştığımız klasik programlar olduğu için onların menüleri daha çok hakimiz. Üniversitemizin bize lisansı verdiği bu 365'te ikinci makinelerimiz de var. Bir ilave daha görsel açıdan güzel olsun dersek bir sunumun veya bir yazının 365'i kullanıyoruz. Sizin bu bahsettiğiniz buradaki programlar bizim bilgisayarımızdaki eski klasik Word ve PowerPoint'leri kaldırdıktan sonra mı hayata geçirebiliriz? Yoksa onlar da aynı zamanda aynı makinede durabilirler mi efendim? Hocam teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel dilekleriniz için ben size teşekkür ediyorum böyle bir eğitime katıldığınız için. Sorunuza gelecek olursam hocam şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ilk başta Office 365 yüklemesini gerçekleştirip eski olan sürümünüzü kaldırabilirsiniz. Veyahut da sürümünüzü kaldırıp yani eski sürümü kaldırıp onun üzerine yani sıkıntısız bir şekilde Office 365 kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Veyahut da ikisini eş zamanlı kullanmak değil de yani çakışmalar yaratabileceğinden dolayı yani
Dilerseniz siz Office 365'i indirdikten sonra eski olan sürümünüzü kaldırabilirsiniz. Yani bir sıkıntı olmayacaktır o şekilde. 365'e kendimizi adapte edeceğiz ve bu menülere göre o zaman devam edeceğiz. Evet. Doğru mu anladın? Evet, evet. Evet hocam, o şekilde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Masa üstü. Şimdi sizlerin burada mesela to do demiştik. To do neydi? To do'yu da gördükten sonra kısa kısa mesela bir yeni bilgisayar aldınız. Demoları göstereceğim. To do'yu da değineyim. Ardından demolarda neler yapacağız onlara da değineyim sizlere. Ardından eğitiminizin sonuna doğru gelmiş olacağız zaten. Mesela günüm olarak geliyor. Burada gün içerisinde gerçekleştirilen mesela görev ekliyorum. Marketten alınacaklar bir görev olacak. İşte veyahut da bugün işte 101 dersliğinde dersim var şeklinde bir hatırlatma şeklinde yapabiliyorum. Bunu anımsatıcı ekleyebiliyorum. Veyahut da şu tik yaptığımda hemen hızlıca tamamlanma olarak olabiliyor. Bu şekilde kullanımları sizler de girerek, inceleyerek bunların kullanımına görebilirsiniz. Şimdi sizlerle iki farklı demo gerçekleştireceğiz. Bu demoların ilki eğer yeni bir bilgisayar aldınız ama bilgisayarınızda bir işletim sistemi yok. Yani FreeDOS geldi. Siz kurulum yapacaksınız. Windows kuracaksınız. Bu Windows eğer Pro olarak kurarsanız ardından hesabınız yani bu Azure Active Directory'e bağlarken Sinop Edu.tr olarak bağladığınızda hesabınızın Pro'dan Enterprise'a yükseldiğini göreceksiniz. Ve Windows'un lisanslanmış olduğunda göreceksiniz. Göstereceğim ilk demolardan bir tanesi bu. Diğeri ise hali hazırda bir home lisansına sahip bilgisayarınız var. Home'da tabii Enterprise'e yükselmesi mümkün olmuyor ama o da şu şekilde yani bilgisayarınızda güvenliğini daha da artıracak şekilde güncellemeleri, önlemleri alabiliyorsunuz. Ben şu an sizlere demo göstermek açısından bir sanal makineye bağlanıyorum. Şu an ekranımı görüyor musunuz? Şu an farklı bir bilgisayardayım. Evet. Şu an evet. Bir demo ben daha önceden hazırlamıştım. Bir Pro Windows Pro kuracağız, 10 Pro. Bu ürünü yeni aldık dedim bilgisayarımızda ama işletim sistemi sahip değil. İşte bizde bir setup dosyamız var, işte yüklememiz var ve kurulumu yaptıktan sonra nasıl bunu aktifleştireceğiz? Yani hesabımızı nasıl lisanslayıp ardından bunun enterprise olduğunu göreceğiz, olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Normal kurar gibi yapıyoruz, şu anlık bir key'imiz yok diyoruz. Ardından burada Windows 10 Pro'yu kurmamız önemli. Eğer Home gibi daha alttaki Education gibi hesapları kurarsanız bunların enterprise yüklenmesi yükselmesi mümkün olmayacaktır. Ardından ileri seçeneğini kullandım. Tabii burada yapmamız gereken temel işlemlerden yine burada custom bir pardon. Evet, yapmamız gereken işlemi yaptıktan sonra bu sırada hızlı bir şekilde Windows'umun kurulmasını bekliyorum. Bunu yaparken hesabımız dediğim gibi Azure Active Directory'ye bağlamış olacağız. Yine bakın Pro'yu sıfırdan bir makine kuruyorum. Bunun lisanslanmış aynı zamanda Enterprise'e yükselmiş olduğunu göreceğiz. Bunu beklerken sizlerin şu hali hazırda kullandığınız İşletim sistemleri nelerdir acaba? Windows 10 var. Bunu yani sizler de deneyebilirsiniz. Dilerseniz kurduktan sonra, dilerseniz kurulum aşamasında hesabımızı Azure Active Directory'e bağladıktan sonra bunu Enterprise'a yükseltebilirsiniz. Ama
kurumsal hesaba geçiş yapacağımız için masaüstümüzdeki uygulamalarımız gidecektir. Bu hesaplar arasında geçiş yapabiliyoruz. Mesela diyelim hali hazırda bir kullanıcınız var. Mesela Ahmet Hocam diyelim. Ahmet Karaoğlu diye sizin bir kullanıcı user'ınız var. Bunu bağladıktan sonra mesela Ahmet.Karacaoğlu Sinopedu.tr şeklinde ikinci bir kullanıcı oluşmuş olacak. Bunun masaüstündeki verileriyle diğer sizin kendi lokaldeki lokalde bulunan kullanıcılarınızdaki masaüstündeki uygulamalarınız gelmeyecektir. Ama siz bunu bu şekilde bağladıktan sonra normal kendi user'ınızdan kullandığınızda yine onu da enterprise'a yükseldiğini göreceksiniz. Yani sadece bu Sinopedu.tr uzantılı maillerin enterprise'a yükseldiğine değil de sizin diğer user'ınızın da yani bilgisayarınızın artık tamamen enterprise olduğunu göreceksiniz. Yani şimdi siz bu hesaba giriş yaptığınız sürece diğerini de diğer hesabınızı da kullanabileceksiniz. Bunu da beraber göreceğiz. Şu an anlatırken biraz karışık oldu ama anlatımda daha sade olacağını düşünüyorum. Şu an yüklememiz tamamlandı. Kuruluma geçtik. Birazdan Windows'umuz gelecektir. Biraz bekletiyorum sizleri, kusura bakmayın. Bu arada bir de diğer kurulumdan bahsetmiştim. Home hesabı, eğer Windows Home sürümüne sahipseniz bu ürününüz lisanssızsa yani lisanslanmıyor. Bir Enterprise veyahut da Pro sürümüne yükselmiyor. Onun lisanslanması mümkün olmuyor. Yani eğer bunu yapmak istiyorsanız sıfırdan bir işletim sistemi kurup Pro'yu Enterprise'a yükseltebiliyorsunuz. Ama Windows Home'a sahipseniz sadece güvenliğinizi yükseltecek şekilde güncellemeleri alabiliyorsunuz. Yoksa lisanslama veyahut da enterprise yükselmesi gibi bir durum gerçekleşmiyor. Home lisansında. Fatih Hocam, hemen Hasan Hocam'ın sorduğu soruyla cevap verecek olursam, TeamViewer, Anydesk gibi benzeri olan uygulamalara benzer Quick Assist diyebilirim, Microsoft'un ürünü. Quick Assist'le bu TeamViewer, Anydesk gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yani uzaktan bağlantı kurabiliyoruz. Şu an gelmiş durumda, hızlı bir şekilde şu adımları geçtikten sonra demomuzu tamamlayacağız. Buradan Türkçe Q'yu seçelim. Quick Assist. Bu uygulamayı da inceleyebilirsiniz. Bu da Microsoft'un kendi uzaktan kullanıma sunduğu hizmet ürünü diyebilirim. Bu arada bu yüklene dursun. Ben sizler vakit kaybetmemek adına dilerseniz Home'daki lisanslamayı göstereyim. Burada diğer bir sanal makinem var. Bu şu şekilde gösteriyorum sizlere. Bu direkt Home şu şekilde gösteriyorum. Bu Home Enterprise'e yükselmeyecek veyahut da lisanslanmayacak. Sadece bizim güvenliğimizi artıracak şekilde bir güncelleme almış olacak. Yani güncellemeleri alıyor olacak.
bakın Windows aktif değil, yani lisanslanmayacak. Bunu peki hesabımızı nasıl bağlıyoruz? Başlangıç çubuğuna Work or Access Work or School Account yazdığımızda burada bir hesap bağlamamız gerekiyor. Connect diyoruz. Ardından bakın Connect dedikten sonra tabi Azure Active Directory şu şekilde. Gelmesi doğru olmadı. Bu her seferinde password istemesi güvenlik açısından mı efendim? Efendim hocam? Bu her seferinde yeniden parola istemesi güvenlik açısından mı sizin programınız? Hocam bu sıfır bir makine olduğu için bunda sorması direkt normal, ama diğer tarafta portal ofiste siz sanırsam sürekli bana bir sürekli ikinci bir doğrulama istiyordu. Mesela öğrencinin cep telefonu veyahut da ikinci kendi kullandığı kişisel hesabı istiyordu. Bunu kullanması, yani eğer hesabı kaybettiğinde bulması daha kolaylaşacak. Yani nasıl diyeyim, bilgi işlemdeki arkadaş, bilgi işlemdeki çalışanlara işte şifremi kaybettim veyahut da hesabı unuttum şeklinde döneceğine, o şekilde bağlantı yaptığında bu tip işlemleri daha kolay gerçekleştirebilecek. Burada benim yaptığım işlemde ise ben demo.user01.edu hesabımı buraya bağlamış oldum. Ama dediğim gibi bakın ne bir Windows'um aktive oldu, ne de bakın şurada da göreceğiniz üzere Home'um benim bir Enterprise'a yükselmiş oldu. Benim bilgisayarım aynı kalmış oldu. Sadece bu kurumunuzdaki güvenliktir veyahut da Windows'un getireceği güvenliktir. Bu gibi özelliklerden yararlanmamız sağlıyor diyebilirim. Home'un kullanımı sadece hesabımıza giriş yapıp bağlanmamız da mümkün oluyor. Şimdi diğer önemli olan kısma dönecek olursak, bakın geliyorum. Kuruluma gerçekleştirdim. Mesela şu an normal bir kullanıcıyla mesela kendi bilgisayarımı kurar gibi kuruyorum. Buradan bağlantıyı kurmuyorum. Evet, ben PC diyelim. Devam ediyorum. Hızlıca kabul ettim ve Windows'un gelecek. Bunda ise ben artık Pro'yu yine sizlere göstermiş olacağım. Hesabı bağladığımda Enterprise'de olduğunu görmüş olacağız. Bu gibi güncellemeleri aldığımızı hep beraber görmüş olacağım. Eğer sizler de Home kullanıyorsanız ve Pro'dan Enterprise'e yükseltmek istiyorsanız, lisanslı bir Windows kullanmak istiyorsanız bu şekilde bilgisayarınızı tekrardan Pro kurmanız gerekebilir. Yoksa diğer dediğim gibi Pro haricindeki Education olsun, işte Education N olsun, o gibi Windows'un sürümlerinde yükselmesi mümkün olmayacaktır. Evet, kurulumum tamamlamış oldu. Şimdi ben bilgisayardan oturum açıyorum. Bakın gelmiş oldu. Hızlıca bir bilgisayarıma ekleyelim oradan. Bilgisayarımızın sürümünü kontrol ederim. Ardından bakın şu şekilde bilgisayarıma ekledim. Özellikler diyorum. Burada Windows 10 Pro'nun kurulu olduğunu görüyoruz. Şimdi az önce Home'da yaptığımız gibi yine burada Work or School diyoruz. Tabii Access Work or School Account gelecek. Burada Connect diyoruz.
Bakın burada alternatif bağlanma yöntemlerinden bizim burada eğer pro hesabımız varsa, bakın onda bu seçenekler gelmemişti. Burada cihazımın Azure Active Directory'e bağlan şeklinde bir ifade var. Ona tıkladım. Yani Azure Active Directory'e bağlan şeklindeydi. Ben şimdi buraya diğer demo hesabımı giriyorum. Demo.user02'ye gireceğim. Sinop.edu.tr üfemi girdikten sonra bakın cihazınızın bu Azure Active Directory sistemine eklensin mi diye soruyor. Bakın Sinop.edu.tr'ye bağlanacak şeklinde. Join dediğimde ise ben artık Azure Active Directory'sine bağlanmış oldum Sinop Üniversitesi'ne. Done dediğimde ardından tabii akontumu değiştirmem gerekecek. Burada yine bağlandığını görüyorsunuz. Burada gelmiş olarak gözüküyor. Bakalım Pro'yu Enterprise bir switch account atalım hızlıca. Burada mesela sign out atıyorum. Bu şekilde benim iki farklı kullanıcımın olduğunu görmemiz gerekiyor. Yine Mertan PC üzerinden giriş yaptım. Tabii bu pro olarak kalmış ama enterprise'e yükselmesi gerekiyordu. Niye yükselmedi şu an açıkça anlayamadım. Şuradan tekrardan kontrol ediyorum. Bağlanmış olarak gözüküyoruz. Switch user diyeceğim. Burada Sinop demo.user02@sinop.edu.tr ardından test123 hesabıyla giriş yapacağım. Burada tekrardan bir güncelleştirme alacak ve ondan sonra enterprise olacaktır. Çünkü ben diğer tarafımda yine kişisel akantumda kalmış oldum. Bu şekilde giriş yaptığımda ise güncellemeleri alıyor ve bilgisayarım artık Pro'dan Enterprise'e yükselmiş oluyor. Bu adımdan sonra da yine Enterprise olduğunu görmüş olacağız. Hızlı bir şekilde geldi. Ben hızlı bir şekilde yine bilgisayarımı ekliyorum. Dediğimde ise artık bakın Windows 10'du. Artık Windows 10 Pro'ydu. Enterprise'e yükselmiş olduğunda görmüş oldum. Az önceki cihazımız Pro'da kalmıştı. Dilerseniz account'u yine değiştirerekten şuradan mesela şu an ben artık kurumsal demo hesabındayım. Diğer hesaba giriş yaparak bunun da aynı şekilde Enterprise'da yükseldiğini görmüş oluyorsunuz. Kendi Sinop.edu.tr hesabınızı bağladıktan sonra artık bilgisayarınız tamamen Enterprise'da yükselmiş ve lisanslanmış oluyor. Demolarım da bu şekildeydi. Sizlerin bu konuda sormak istediği sorular var mıdır? Eğitimin başından son bölümüne kadar sormak istediğiniz sorular varsa sizleri dinliyorum. Anlaşılır oldu mu peki bu Azure Active Directory'e bağlanma kısmı olsun, ofis ürünleri olsun? Soru soran pek olmadı için ben tekrar bir şey demek istiyorum. Tabii. Bilgi işleme sormaya alıştığımız için sabahleyin ben erken kalktım çözemedim. Mesai başlar başlamaz aradım bilgi işlemi. Oradaki bir arkadaşımıza sordum. Sevgi Hanım'da sanıyorum. Benim bütün problemimi çözdü sağ olsun zaman harcayarak. Hepsine teşekkür ediyorum tekrar bütün arkadaşlara. Biz üniversite olarak bu soruları genelde bilgi işlemi sorarak hallediyoruz. Ama şimdi bu dediğiniz bu yöntemin bize artı olarak sağlayacaklarını ben biraz daha özetlerseniz bize bu enterprise'e geçmemiz bize neler sağlayacak ilave? Eski alışkanlığımızı biraz konvansiyonel bakıyoruz belki ama çok değiştirmemize gerek bir şey midir?
yoksa bir pazarlama ürünü müdür buna geçmemizi kaçınılmaz kılan önemli birkaç faktör varsa bunları paylaşır mısın bizimle? Tabii ki Osman Hocam. Şu şekilde bunun pazarlama ürünü olarak değil de sizlerin bildiğiniz üzere hali hazırda almış olduğunuz lisanslarınızdan tam olarak verim almanız için söylüyorum bunları. Yani bir bilgisayar aldınız, işletim sistemine sahip değil. Yani crackli kullanmak istemiyorsunuz veyahut da ekstradan işte buna bir ücret ödeyip mesela Windows 10 Pro bir bilgisayar diyelim 1500 lira diyelim, çok basit örnek veriyorum. Ama işletim sistemine sahip olmayan bir cihaz 1000 lira. Siz 1500 lira verip bunu almak yerine lisanslı bir ürün alıp 1000 lira verip sizin üniversitenizin zaten hali hazırda mevcut bir lisansa sahip. Bunlar yani siz kullanmasanız boşa gidecek. Bu lisanslamayı yaparak da ekstradan hem cebinizi daha fazla masraf yapmaktansa veyahut da bu internetten üçüncü parti uygulamaları indirip yani Windows'u crackleyip artık cracklemelerde de bilgisayarımıza nasıl ne gibi bilgileri alabiliyorlar tam emin değiliz. Bu şekilde illegal yöntemlerdense yani üniversitemizin aldığı lisansının altyapısında hali hazırda bulunan lisansı kullanmayı hedeflemek en önemli amacımız. Anlıyorum efendim. Üniversitemiz genelde bize tavsiye etti bilgisayarları. Oradaki arkadaşlar gelip kuruyorlar bütün sistemiyle beraber. Biz kendimizin satın aldığı bir kişisel bilgisayarımıza belki biraz ekonomik bir ödeme yaparak bunu update etme şansım olacak belki bir programda. Doğru mu anladın acaba? Evet Osman Hocam, o şekilde. Bir de diyelim ki fakültelerinizde bilgisayar laboratuvarları var ve bu bilgisayarın laboratuvarlarının kullanımını eğer nasıl söyleyebilirim, Intune denilen sistemler falan filan oluyor. Yani buradaki öğrencilerin buradaki hareketlerini sınırlandırmak. Yani bir öğrenci laboratuvara gittiğinde işte YouTube gibi bir hatta oyun sayfası, haber magazin sayfalarına girme işlemlerini burada yine onların takibini sağlayabiliyor hocalarımız. Yani bu hesaba giriş yaptığında bu bilgisayarın kurumsal bir bilgisayar olduğu için kişinin hareketlerini sınırlandırmadır işte veyahut da takibini kolaylaştırmadır gibi özelliklerinin yani bilgi işlem tarafından kolaylaştırmış oluyor diyebilirim. Teşekkür ederim Mertan Bey. Rica ederim Osman Hocam. Sizlerin dediğim gibi başka sorusu varsa her zaman cevaplamak isterim. Yoksa da benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ekstradan. Mertan Bey, biz teşekkür ediyoruz. Özellikle katılımcı Ahmet hocamız ve özellikle Osman hocamızın gerçekten son kullanıcılara neler getireceğini anlama açısından sordukları, sizin de açıklama fırsatının için sorduğu sorular çok güzel sorulardı. Ben gerçekten faydalandığımızı görüyorum ve onun için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Özellikle Osman hocamın son sorusu çok kritik bir soruydu. Yani bu Azure kullanıcı hesabının Azure'a bağlanması bizim açımızdan ne ifade ediyor sorusu. Evet, lisanssız bir bilgisayar aldığınızda eğer kurumsal hesabınız varsa bunu Windows Enterprise'a bağlı hesap olarak lisanslı hale getirme şansınız var. Üstelik 5 tane bilgisayarda ve sizin sanal makineye bağlanarak bunun nasıl gerçekleştiğini göstermeniz de tam bununla örtüştü Osman hocamın sorusuyla aslında. Ben her iki hocama, diğer katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Ben çok teşekkür ederim Yüksel Hocam. Sizler de iyi ki varsınız. Sizlerin de değerli vakitlerinizi alıp beni dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Ama sizin bizden ayrılmanızı acaba Yüksel Hocam, bizim meslektaşımız eğitim camiasında birlikte de daha önce faaliyetlerimiz oldu çok yıllar önce. 12'ye kadar sanıyorum biz bu eğitim için kendimizi adapte ettik. Siz adapte ettiniz. Evet. Yani size bir izin vermesek sizden alacaklarımız var şüphesiz. Evet. 12'ye kadar biz sınıftayız şu an. Değil mi Yüksel Hocam? Tabii ki. Hatta mümkünse şöyle bir talebiniz olur. Evet. Yani bu diğer uygulamaları da eğer mümkünse yani Office Standard, Word, Excel, PowerPoint haricinde özellikle az önce Hasan Bey'in sorduğu bir soru vardı mesela.
Evet. Demişti. Demişti ki AnyDesk veya benzeri bir uzaktan bağlantı programı. Bununla ilgili aslında biraz detay alabilir miyiz? Quick Access, Quick Assist programı var demiştim ben. Quick Assist demiştiniz, evet. Kullanımını ben de çok yaygın bir şekilde bilmiyorum ama bu TeamViewer ve AnyDesk gibi zaten uygulamaların kullanımı ve yaptığı işlemler bellidir. Yani Quick Assist'in de bunların çok benzer bir uygulama ama sadece yani Microsoft tarafından geliştirilen bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Yani bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara bağlanmamızı sağlayan ve o bilgisayarı kontrol etmemizi sağlayan bir erişim uygulaması. Yani çalışma mantığı aynı diyorsunuz. Evet, çalışma mantığı aynıdır hocam. Bir de şeyi sormak istiyorum ben. Özellikle aslında Osman hocamın da bir sorusunda vardı zannediyorum. Bu sunumlar özellikle sunumlarda çok farklı güzel görsel içerikleri barındıran bazı sunumlarla karşılaşıyoruz internette. Oysa biz Microsoft PowerPoint'te böyle bir şey hazırladığımızda sanki görsel materyal orada biraz eksik gibi kalıyor. Acaba bu bizim tanımadığımız bu görsel içeriğini destekleyen özellikler var biz mi kullanmıyoruz ya da İşte Microsoft'un PowerPoint imkanları böyle mi? Doğrusu onu da merak etmiyor değilim yani. Yani PowerPoint'te eğer görsellik açısından hocam bu Office 365 ile beraber bize çok yaygın bir gerek internet üzerinden arama olsun gerek işte kendi bilgisayarımızdan eklemeler olsun. Yani konu başlığıyla alakalı mesela fen yazdığınızda işte bir deney veyahut da fenle alakalı atom modellemeleri gibi şekilli benzerler gelebiliyor. Onun haricinde ben de bu görsel ağırlıklı uygulamalardan bahsetmiştim. Neydi? Bu Sway'di. Mesela bakın burada da alanlara ayrılıyor. Bu Microsoft Sway aslında yine bir sunum programı. Ama PowerPoint'ten bir uzak yanı olarak tabii buradan sürekli benden bilgiler istediği için buraya atıyor. Şuradan iptal edeyim. Burada görsel ağırlıklı işte kısa bir bilgi işte veyahut da görseli anlatmaya sağlayan bir bilgi ardından bakın bu şekilde görsel ağırlıklı bir sunum programı diyebiliriz. Burada da mesela bir web sitesi tarzında bana bir bülten başlığı getirmiş yani bir hazır proje getirmiş oldu veyahut da yeni bir boş sitesi açarak da kendimiz de bu şekilde bir web sitesi tarzında uygulamalar yapabiliyoruz. Bakın burada mesela kendiniz yine swayoffice.com'dan bir web sitesi, temel şekilde bir web sitesi gerçekleşti. Biliyoruz burada tasarıma aynı şekilde gidip düzeltmek istediğimiz yere düzenledik. Mesela ne olsun? Sinop Üniversitesi şeklinde düzeltmelerle böyle kişiselleştirilmiş veyahut da derslerimizle alakalı ilişkilendirilmiş daha çok görsel ağırlıklı sunumlarda gerçekleştirebiliyoruz. Tabii buradan direkt kendimiz de oluşturacağımız şekilde teknoloji diyerek bakın burada teknoloji ile alakalı ben çok örnek kabaca veriyorum ama bu şekilde yaparaktan da mesela daha çok görselliği ön plana çıkaran bir sunum programı da oluşturmuş olabiliyoruz. Yani PowerPoint aracı. Evet, Sway'i çok kullanmıyorduk ama gördük ki aslında görsel özellikleri de destekleyen web sayfası görünümlü bir sunum aracı aslında, öyle mi? Evet, evet Yüksel Hocam. Kesinlikle çok güzel değindiniz. Web site, web olarak görünümlü bir sunum aracı. Zaten bunu online olarak düzenleyebiliyoruz. Bir de yukarıda bir şey daha vardı. Kaizala, o neydi? Onunla ilgili bir bilgi alabiliriz. Mobil sohbet uygulaması ile ilgili de mümkünse detay almak isteriz. Tabii ki şu Kaizala'da dediğim gibi bir WhatsApp olarak düşünmüştük. Ama bu kurumsaldı. Yani kurum içerisinde Sinop Edu.tr mesela Yüksel Hocam sizinle ben yine Sinop Edu.tr hesabım sahip. Sadece bu kişiler arasında kendi telefon numaramı bağlayaraktan bir sohbet gerçekleşti. Biliyorum buradan zaten kısa bir tanımı var. Dilerseniz bir taraftan da buna bakabiliriz kabaca. Yani burada işte bilgi işlemlerin grubu olabilir. İşte veyahut da eğitimcilerin bir grubu olabilir.
buradan kurumsal olarak iletişim kurabileceğimiz, yani güvenilirliği yüksek bir iletişim uygulaması diyebilirim. Mesela burada benden telefon numaramı istiyor. Buradan telefon numaranızı girerekten giriş ilerlemeyi sağlayabiliyoruz. Mesela tabii burada numarayı girmeden bana izin vermeyecek ama numaramı girsem, bir dakika. Şu an ekran paylaşımı gitti mi? Gitti sanırsam, biri paylaştı. Bir soru gelmiş. Bir taraftan soru Fatih hocamız. Laboratuvar kurumları hakkında hazır bağlantısını nasıl yapabiliriz? Fatih hocam eğer hali hazırda varsa, bakın şu şekilde tabii bağlantı sonlandırılmış. Mesela direkt bilgisayarınıza gidip hocam Work or School Account diyerekten Access Work or School gelecek. Burada yapmanız gereken Connect diyeceksiniz. Fatih hocam Connect dedikten sonra Home olduğu için Home'da gelmiyor ama Pro'da bakın biz farklı bir adım yapmıştık. Neydi? Burada Azure Active Directory'e bağlan, ekle, cihazıma Azure Active Directory'e ekle şeklinde bir seçenekti. Buna tıklayıp Next dediğinizde işte artık ne lab.01'dir, lab10'dur. O şekilde hesaplarınızı giriş yaparak hemen bağlantısını sağlayabilirsiniz hızlı bir şekilde. Fatih Bey'in sorusuna ilaveten birkaç bir şey belirtmek istiyorum ben müsaadenizle. Tabii ki. Şimdi laboratuvar uygulamalarında bizim genelde yaptığımız ne oluyor? Biz işte imaj alıyoruz vesaire, işte gerekli programları kuruyoruz. İmajını alıp diğer bütün bilgisayarlara bu imajı yüklüyoruz. Ardından da işte bütünlüğü sağlamak, problemleri en aza indirmek için Deep Freeze tarzı koruma yazılımları kullanıyoruz. Tabii bu Deep Freeze tarzı yazılımların da dezavantajı özellikle güncellemelerde. Güncelleme yaptığı zamanlarda bilgisayar açıldı ve kapandıktan sonra güncellemeleri tekrar geri alması. Bu durumda ne yapıyoruz? Ya güncellemeleri kapatıyoruz ya da unutuyorsak her gün güncelleme alarak ayrı bir trafik oluşmasına sebep oluyor. Bizim bu laboratuvarlar özelinde böyle bütünlüğü sağlayabileceğimiz, problemleri en aza bindireceğimiz, merkezi bir sunucudan imaj indirip yükleyebileceğimiz herhangi bir problemde bu tarz bir çözümü var mı Azure üzerinden ya da başka bir platformdan? Ya da merkezi bir kontrol yapısının olabileceği bir çözümü var mı? Hocam Intune yapısı var. Burada siz kullanıcının yani öğrencinin işte artık laboratuvardaki Intune uygulamasıyla işte gireceği adresten veyahut da bilgisayardaki değiştireceği kullanıcıdan her şeyi kısıtlayabiliyorsunuz. Tabii Intune'un kullanımı biraz daha geniş olduğu için ben kısaca özet geçeceğim. Ben de çok hakim değilim Intune'a ama Intune uygulamasıyla işte bilgisayardaki oyunlar yasaklanabiliyor veyahut da işte girdiği siteler yasaklanabiliyor. Sadece ders içeriği neyse onunla ilgili kalıyor. Bilgisayar güncelleme almıyor dediğiniz gibi. Deep Freeze gibi bir mantığı da olabiliyor. Yani Windows güncelleme almıyor. Yani Windows güncelleme alıyor ama öğrencilerin yaptığı işte belli başlı mesela buradan gelip kullanıcının şifresini değiştirmiyor. Veyahut da yeni bir user ekleyip bilgisayardaki user sayısını artırıp bilgisayarı etkileyemiyor. Bu gibi kısıtlamaları Intune uygulaması bize soruyor. Tabii ama bunun kullanımına ben pek hakim değilim. Ama Intune uygulamasıyla yapılabildiğini biliyorum. Mert Han Bey, tabii biz bu konuşmadan çok bir şey anlayamadık. Yüksel Hocam anlamıştı. O tabii bu konularda çok daha eski. Bir anekdot paylaşmak istiyorum. Ahmet Bey'in doktorası da yakında bitmek üzere ve bu konular üzerinde. O açıdan çok spesifik bir konu paylaştı sizinle ama aklıma şöyle bir şey geldi. Biz bilgisayarı çok bilmezken hani beni bağışlayın, koyunun olmadığı yerde keçiyi Abdurrahman Çelebi derler diye bir ifade var. Ben 1990'da Singapur'dan ilk bilgisayarımı almıştım. $287 eşimin bileziklerini bozdurarak almıştık. 40 MB hafızası vardı. 1 MB de RAM'i vardı. 286 AT makine. Neyse bu makineyle çalışırken 97'lerde Yüksel Hocam bize bir eğitim verdi. Ücret almadan. Bana ve diğer üretim elemanlarımıza. İşte bu Word, Excel nasıl kullanılır bunları. Daha yeniydi bunlar. PowerPoint.
Yani sessiz duruyor ama dolu başaklar çok ses çıkarmazmış derler. Yüksel Hocam aslında bunları çok öncesine vakıf olan bir hocamız, başkanımız olsa da eğitmen. Bunu ben size paylaşmak istedim bu kısmı. Bu da bir interaktif eğitimin bir canlandırması olsun. Yani bir anekdot paylaşalım. Ama şimdi esas benim de bir gerçekten kritik olarak hissettiğim bir sorun var, bir arzum var sizler. Yüksel Hocam 12'ye kadar buradan beraber olacağımızı anladım Mert Hanım'a. Çok dikkatli dinliyorum. Mert Hanım'a çok teşekkür ederim. Bizi sabırla, dikkatli dinliyorsunuz. Ne demek hocam, ben Mert Hanım, şöyle bir arzum var benim, hayalim var. Daha doğrusu verimliliği artırmak, hak ettiğimizin, maaşımızın veya görevimizi iyi yapabilmek adına. Pandemi nedeniyle Teams'ten bu toplantılar çok sık yapılıyor oldu. Bakın şu an biz 23 kişi olarak gözüküyoruz. Artı 23, diyelim ki 40 kişiyiz burada. Ama 5-10 kişi görüntülü olarak programa katılıyor. Akademik kurullarda, diğer birçok kurullarda, hatta çalıştaylarda katılım sayısı çok katılı gözüküyor. Ama o esnada ben o katılımcıların gerçekten ekranda mı, dinliyor mu, yoksa başka bir ortada, başka bir şeyle mi ilgileniyor, onu bilemiyorum. Normal yüz yüze programlarda bir salonda toplandığımız zaman bırakın toplantıya katılmayı, saatine bakan, telefonuna bakan veya yere bakan biri olsa biz bunu görüyoruz, rahatsız oluyoruz, bakışlarımıza uyarıyoruz, o da toplantıya dönüyor. Şimdi böyle bir durum yok sanıyorum. Acaba yani bu kişileri uyarmak adına işte bir metre yakın mıdır ısıdan bir indikatörle, bir belirleyiciyle, bir alıcıyla hani bu katılımcıların ekran başında olup olmadığını tespit etmeye ve bunu da deklare etmeye, ana gayemiz kişileri gerçekten bu toplantıya aktif katılımı sağlamaya yönelik bir uygulama olabilir mi? Bir çalışma var mı? Böyle bir şey yapılabilir mi? Bunu merak ediyorum. Hocam özür dilerim. Tam Mert Han Bey'e cevap bırakmadan araya girdim. Teşekkür ederim. Aslında bazı uygulamalarda görüyoruz. Yani hala orada mısın diyor. Ekranda bir mesaj çıkıyor. Diyor ki hala orada olduğumuzu, ekranın başında, bilgisayarın başında olduğumuzu teyit etmemizi isteyen bir agent dediğimiz araçlar var. Yani orada o girişi sağlayan kişilere belli periyotlarda aktif olmasını sağlayan, katılımcının bilgisayar başında olduğunu sağlayan bazı uygulamalara denk geldim ben. Çok güzel bir soru oldu. Evet, Zoom'da ya da Zoom demeyelim şimdi biz, Teams diyelim tabii. Microsoft eğitimi içinde Teams diyelim. Evet, Teams'te katılımcıların o anda aktif olduğu, bilgisayar başında olduklarını bir öğretim üyemiz, bir hocamız nasıl anlayabilir diye ben de ilave sorunuzu destekleyen bir katkı sağlamak istedim. Çok güzel bir soru aslında. Yani siz anlatıyorsunuz, 50 kişi görüyorsunuz listede ama gerçekten bu 50 kişi aktif mi ve orada mı? Bunu zaman zaman orada aktif olarak bulunduğunun teyidini almamızı sağlayan böyle bir agent, bir uygulama var mı Teams'in herhangi bir konfigürasyonunda? Ben de gerçekten bunu merak ettim. Tam sizin sorunuzla örtüştü. Bu anlamda katkı olarak söylemek istedim. Söz Mert Han Bey'in. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle böyle güzel bir soru sorduğunuz için. Ben de gerçekten düşünüyordum acaba var mı diye ama yani temel olarak Teams'te yani böyle toplantı esnasında işte öğrencinin bilgisayar karşısında mı gerçekten dinliyor mu bunu teyit eden bir Yüksel hocamızın bahsettiği gibi agent sistemi karşılaşmadım bilmiyorum. Ama bir eklentisi ekstradan bir artık entegreli bir şekilde uygulanan sistemi var mı? Sormak isterim Yüksel Hocam, bu agent denilen uygulama Zoom'un bir eklentisi mi yoksa agent denilen uygulama direkt bir eklenti mi, yani masaüstü eklentisi mi şeklinde? Şimdi isim vermeyeyim de şöyle diyeyim, bazı sitelere girdiğimizde işte nasıl diyelim ona, isim vermek zorunda kalıyoruz da yani siteye girdiğinizde sizinle bir iletişim paneli açılıyor. Orada belki sizin IP numaranıza bir ping göndererek veya bir işte
sohbet kutusu açarak hala orada mısınız diyor. Eğer belli bir sürede cevap vermezseniz sizin bağlantınızı kesiyor. Veya siz evet buradayım diye tıkladığınızda da o zaman görüşmeniz devam ediyor. Yani mesela bir örnek verecek olursak çok revaç olan mesela chess.com diye bir satranç sitesi var. Chess.com ve başka sitelerde var. Orada da gördüm birkaç örnek. Yani orada ben izleyici olarak katıldım birkaç şeye, turnuvaya. Beni uyardı, dedi ki yani hala orada mısın dedi. Ben cevap vermedim, beni çıkarttı. Başka bir zamanda yeni ziyaret ettiğimde evet buradayım dediğimde izlemeye devam ettirdim. Yani anlaşılan burada bir o an aktif olduğumuzu kontrol ediyor. Ya ping gönderiyor, benim bir cevap vermemi istiyor zannediyorum. Yani böyle bir uygulama gerçekten hem Teams için hem uzaktan eğitim yapan hocalarımız için çok kritik bir uygulama. Ahmet Hocam da katılır diye düşünüyorum yani. Evet, aslında doğru diyorsunuz başkanım. Biz onu şey yapıyoruz, kimler burada diye hemen bir soru soruyorum beklenmeyen bir saatte. Chat kısmına yazın şeklinde. O an bilgisayar başında olanlar hemen dönüyorlar tabii. Tabii 3-5 öğrenci. Biz mesela dün ders yaptım, 40 küsur öğrenci vardı. Tabii soru soruyoruz. Dersin anlık ilerleyişi içerisinde bazen ping atıyoruz öğrencilere. Tabii bunu bizim yaparken dersin o anki kopuşundan da ayrılıyoruz. Dediğiniz gibi bir şey olsa, agent olsa, dediğiniz gibi bunu arada sorsa ekran üzerinden öğrenciye, tabii olmayanların bize geri bildirimi olsa gibi, tabii en azından yoklama açısından, öğrencilerin dersi dinleme ve katılma konusunda caydırıcılığı açısından biraz daha şey olabilir, kullanışlı olabilir diye düşünüyorum. Ben de yani gayet anlaşılırdı ama benim de bildiğim kadarıyla yani Teams'te böyle bir agent sistemi yok. Yani anlık olarak öğrencinin dersi takip ettiğini veyahut da bir geri dönmesini isteyen bir mekanizma yok. Yani işte 10 saniye içinde cevap vermezse dersten atılsın. Ama böyle bir düşünce gerçekten güzel bir fikir, yani mantıklı ve yani gerçekten dinleyen öğrencilerin derste kalması açısından ve aldatmacılığı en aza indirmek açısından çok mantıklı düşünülmüş bir sistem olarak ben de düşünüyorum. Ama Teams'te de henüz böyle bir agent sisteminin olmadığını söyleyebilirim. Ama olsaymış gerçekten hiç fena olmazmış. Ama bilmiyorum, acaba bunu yapanlar mesela Teams, yurt dışındakiler acaba yani öğrenci zaten gelmiyorsa ya da dinlemiyorsa kendini mi kandırıyordur şeklinde, en azından oradaki toplum bilinci nasıl bilmiyorum ama yani burada aldatmacılıktan çok gerçekten bu eğitimi dinleyecek veyahut da işte günü kurtarmak veyahut da dönemi bitirmek açısından değil de o bilgiye ihtiyacı olan kişinin dinlemesini talep ediyorlar. Bilmiyorum, tabii buradaki toplum yapısı da biraz önemli oluyor. Yani dediğiniz gibi aslında bu seviyeye gelmiş bir öğrencinin ben hani dinliyor mu dinlemiyor mu, çok da hani yüksek öğrenim seviyesinde hani bir şey olsa, aynı fiziksel ortamda hareketler, işte dinlememiz, tavırlar, ciddiyetsiz tavırlar Osman Hocam'ın dediği gibi konsantrasyonu bozabiliyor. O noktada sınıf ortamında önemli oluyor ama böyle Teams gibi uzaktan öğretim platformlarında, ya açıkçası ben kendi açıma orada katılımcı sayısının çok olduğunu gördüğüm zaman hepsini psikolojik olarak hani dinliyormuş gibi kendimi derse motive ediyorum. Dinleyip dinlememe, konuyu alma almama kısmında öğrencinin artık kendi şeyine kalmış. Sınavda zaten yaptıklarının karşılığını kat be kat alıyorlar dediğiniz gibi. O konuda tabii belki bir çalışma vardır yoktur ama yarınki Teams eğitiminde, yarın da var herhalde Teams üzerinde özellikle. Ona da siz mi katılacaksınız, siz mi sunacaksınız? Yarınki eğitimi Semih Emre Bey verecek Teams eğitimine. Onunla beraber getirdik. Çünkü biz bazı, tabii şu an ben ilk başta hani yaygınlık açısından, hani yanlış anlamayın, biz bu dönem uzaktan öğretim programı açtık ilk defa üniversite olarak bilgisayar programcılığına Gerze Meslek Yüksek Okulu'nda. Başlarken hani sıkıntı yaşamayalım diye hani öğrencilerin liseden de aşina olduğu ki bütün dersler hemen hemen Zoom'dan yapıldı liselerde. Biz de bir Zoom'la başlayalım, süreç içerisinde Teams'e geçiş yaparız diye düşündük. Bir 3 haftadır Teams kullanıyoruz. Ben bir eğitimci olarak memnunum açıkçası. İlk başta biraz karışık gelse de Zoom'a göre kullanım arayüzü. O da
yapılabileceklerinin fazla olmasından kaynaklanıyor. Tabii bu süreçte karşılaştığımız bazı problemler vardı. Onları da zaman içinde biz de uzmanlaşarak çözdük ama yine bazı sıkıntılarımız oldu. Onları da yarınki toplantıya saklayalım isterseniz. Çok da vakti almayalım diğer katılımcıların da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum ben size verdiğiniz eğitimle alakalı ve bu imkanı bize sağlayan yine üniversitemize ve daire başkanlığımıza da oradaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Mertan Bey, şöyle bir farklı düşüncemi sizinle paylaşmak isterim. Tabii ki insanların sorumluluğunda, ben de birçok ülkede bulunma şansım mümkün oldu, nasip oldu. Oradan kimse kimsenin kağıdına bakmıyor sınavda, ahlaksızlık kabul ediyor. Hani çok dürüst davranan bir kültür var, iklim var bazı yerlerde ama bizde mesela ÖSYM'nin bina sıram sorunlarıyla ilgili işte güncel kurallara yönelik bir toplantı yapılıyor. Bunu TİP üzerinden yapılıyor. Hocalar katılıyor. Hep aynı şeyler konuşulsa da bazen ekstra farklı şeyler olabiliyor. Sınav koordinatörü Sayın Hoca bunları detaylı hepsini anlatıyor, bir çaba emek sarf ediyor. Ama işte katılma sorunu olan hocalar, bizler katılıyoruz. Sonra onun bir çıktısı alınıyor. Ekran çıktısı, katılan listesi. O imza yerine geçiyor. Ama oraya girip sonra bir başka odada oturup veya başka bir yerde başka işte uğraşan kimse katılmış gözüküyor ama o bilgilere haiz olmayınca uygulamada sıkıntılar oluyor. Benim oğlum da ya özel bir konu ama işte çok büyük bir firmanın, Türkiye'de çok büyük bir firmanın dijital iş zekası ve iş verimliliği grup müdürü. Birçok bilgisayar mühendisiyle, birçok veri yönetimi elemanıyla 40 kişilik grupla çalışıyor. Ömrünün büyük bir kısmı bu toplantılarda geçiyor. Zoom üzerinden vesaire. Teams üzerinden. Onunla da konuşuyoruz da birçok CEO, birçok büyük firmaların ulusal ve uluslararası firmaların CEO'ları vesaire bilgiler paylaşıyorlar. Bu toplantılara katılıyorlar ve o toplantıya katılmış olmak resmi olarak bir prosedürü yerine getirmiş olmakla kabul ediliyormuş. Bizde de öyle ama işte bizim kültürümüz biraz farklı olduğu için biraz daha bunu Yüksel Bey Hocam'ın, değerli başkanımızın dediği gibi karşı tarafa da hissettirebilecek bir kimse, bir eklenti yapılabilse, siz bunu orayla çalışan bir personel olarak yönetebilseniz, çünkü pandemi sürecinin ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Öğrencilerimiz bizim mezun olduktan sonra onları tekrar alıp tekrar bilgi yükleme şansımız da yok. Hocaların da tekrar bir daha anlat deme şansımız yok. Onun için işimizi iyi yapmak anlamında bunu rabite etme, daha etkin yapabilme anlamında yüksek hesle düşündüğümüz için bu konu altını Yüksel Bey hocamla çizdik. Mertan Bey. Ben anladım. Yani çok tekrardan teşekkür ediyorum böyle bir soru sorduğunuz için. Yani bu konu açısından gerçekten evet bir eksiklik var. Yarın zaten bir Teams eğitimi olacak. Yarına kadar biraz süremiz olacak. Yine ben bu gün içerisinde yine araştırma yapacağım ve yarınki Teams'i anlatacak Emre Bey, Emre Hocamıza bu konu üzerine değineceğim. Ve bir ikimiz bir çalışma, bir geniş kapsamlı bir araştırma, çalışma yapmayı düşünüyorum bugün içerisinde. Ve yarınki eğitimde yine sizler olacak mısınız bilmiyorum Osman Hocam ama. Tabii ki olacağız, tabii ki olacağız. Bu konuda yani benim de şu anda bilgi eksiğim var. Ben de bu eksiğimi yani benim olmadığı yönünde şu anda bir bilgim var diyebilirim. Ama bilmiyorum son güncellemelerde veyahut da bir eklenti, bir uzantısı var mıdır Teams'in bu şekilde kontrol mekanizmasını sağlayan. Bunun araştırmasına yarın size kesin dönüş yapılacak şekilde araştırmasını ben bugün gün içerisinde yapmayı düşünüyorum. En azından şimdilik bu şekilde söyleyebilirim size. Mertan Bey, bir de Yüksel Bey hocamızın, başkanımızın dediği gibi bizim camiada daha çok PowerPoint kullanılıyor. Gerek hocalar olarak akademik camiada bildirilerimizi PowerPoint olarak gönderiyoruz biz. Gerekse öğrencilerimize ödevleri artık böyle veriyoruz. Ama bazı genç arkadaşlarımız, öğrencilerimiz o kadar güzel sunumlar yapıyorlar ki biz o sunumları, o aktivasyonları
yeni görüyoruz, düşmanları bilmiyoruz. Acaba görsellik de önemli tabii. Algıyı ve öğrenme sürecini canlı tutabilmek için. PowerPoint ile ilgili de yarın yani bu yeni sürümümüzde mesela tırnak içinde söyleyeyim. Ben eski versiyondaki PowerPoint'ımı hızlıca hazırlıyorum. 365'te de süslemelerini daha gösterili artırıcı olarak 365'te de bunlarla zenginleştiriyorum. Acaba bu konuda da verilecek eğitimde bunlara da denilmesi mümkün olabilir mi Mertan Bey yarınki eğitimimizde? Tabii ki Osman Hocam. Bu şekilde talebi ben yine iletirim. Dilerseniz şu an kısa bir şekilde de yani bir ön hazırlığım yok ama elimden geldiğince sizlere bu PowerPoint konusunda da nasıl görselleştirebilir değinebilirim. Ama eğer bunu yarına ertelemek isterseniz yarınki Emre Bey de bunu seve seve yani talebinizi dikkate alıp daha detaylı bir şekilde gösterimini gerçekleştirecekler. Sayın Başkanım 20 dakika 30 saniyemiz var. Ne dersiniz? O süreyi değerlendirsek mi? Emre Bey bize muhakkak bilgi verecektir. Ne dersiniz? Sunumu gerçekleştiren beyefendinin takdirinde sizin de arzunuzdan nasıl uygun görülürse biz dinlemeye hazırız hocam. Evet, bilgi çünkü bizim için çok önemli Mertan Bey. Nerede olsa onu almamız lazım. Hadisi şerif hazır varken alalım bunları diyoruz. Ben de seve seve bilgimi sizlerle paylaşayım. Mesela siz PowerPoint'te biraz daha sanırsam bu görsel açıdan nasıl zenginleştirilebilir, nasıl çoğaltılabilir? Yani nasıl yaygın olabilir? Buna daha çok dikkat etmek önem veriyorsunuz. Ben yani halihazırda bir Teams sunumum içerisinde mesela bir görsel eklemek istiyorum. Bu şekilde yeni sayfa eklediğimde bakın bana resimler veyahut da hazır resimler olarak burada bakın veyahut da tablo eklemedir, grafik eklemedir seçeneklerini sunuyor 3 boyutlu modellemeye kadar. Burada resimler dediğimde bir bilgisayarımdaki resmi ekleyebiliyorum. Veyahut da burada hazır resimler dediğimde ise benim internetten veri çekmemi sağlıyor. Mesela neyle ilgili bir görsele ihtiyacım var? Bunun ne olabilir? Mesela logaritma desek, logaritma ile ilgili matematiksel bir terim olmayacaktır tabii ki. Görsel açıdan logaritmanın bir görsel olarak mantığı yok ama ne diyebilirim? Mesela bir araba resmi dediğinizde buradan hızlı bir şekilde görsellerimize ulaşabiliyoruz. Bunlar simge de olabilir. Mesela bir veri yapıyorsunuz, bir tablo yaptınız ve bunları ufak ufak simgelerle belirtmek istiyorsunuz. Erkek veyahut da kadın, bayan olacak şekilde ayırt etmek istiyorsunuz. Bu şekilde ekle dediğinizde buralara mesela şuraya bir grafik verdim. Bu grafiğin değerini işte erkekse erkek, kadınsa kadın şeklinde olacak şekilde düzenlemeler yapabiliyorum. Mesela yine burada ekle dediğimde burada bakıyorum 3 boyutlu modeller olarak geliyor. Şurada resimler kısmına geleceğim tekrardan. Çevrim içi resimler diyorum. Mesela çevrim içi resimlerde ise diğer taraftan farklı olarak geldi. Hazır resimlerden ben bir de diğer şey göstereyim. Simgelerde küçük simgeler oluyor. Bu ne olabilir? Emoji olarak da düşünebilirsiniz. Bu şekilde oluyor. Burada resimlerde genel resim kavramları var. İnsan figürleri olabilir. Tamamen bunlar sizin nerede nasıl kullanacağınıza göre değişebilir. Yani bir sunumunuzda bunlar tabii bir engelli birey bile var. Yani bilmiyorum ders içeriği açısından nasıl zenginleştirebilirsiniz veyahut da nasıl faydalanabilirsiniz emin değilim ama bu şekilde burada online bir şekilde buradaki görsellerden yararlanabiliyorsunuz. Mesela direkt diğer taraftan gelecek olursam bir dakikanızı rica ediyorum. Şu resimlerden çevrim içi resimlerde daha zengin oluyor sanırım. Bing tarafından gerçekleşiyor. Burada mesela ne arayabiliriz? Sizler de örnek verebilirsiniz. Mesela nasıl bir görsel olsun istersiniz hocam? Mesela çevreyle ilgili bir çevre yeşillikle ilgili, çevre koymayla ilgili bir şey bir resim koyalım isterseniz bir metrin yanına. Evet mesela. Mesela çevre olarak yazdığımızda mesela burada günümüzde yaygınlaşan küresel ısınma, işte karbondioksit salımıyla ilgili görseller geliyor. Bakın doğal olarak çevre kirli veyahut da çevrenin O resmi koyalım mesela. Bu yeşil olan resmi diyelim. Bu ortadaki. Evet onu diyelim. Bunu tıkladıktan sonra eklediğimizde evet.
bu gelmiş oluyor tabii. Bunu yazılım içerisine saatlikle bir tasarım çıkıyor yenisinde Gökhan Bey. Bunu tasarım yazıya göre bunu bir tasarım çıkıyor. Farklı şekillerde yazılım içerisine absorbe ediyor, transfer ediyor. O seçeneğini kullanabilir miyiz? Buradaki tasarımı mı hocam? Evet, evet, evet efendim. Burada tasarım özelliği var da burada. Yani bu fotoğrafı değişik şekillerde küçültüp, büyütüp, kırpıp mesela ofis 365'te böyle bir tasarım özelliği var. Çok, evet. Evet. Yani buradaki tam boyut ve konum olarak ayrılıyor. Burada boyutlandırmayı yapabiliyoruz ama tasarım olarak arka plandaki dengeden mi bahsediyorsunuz? Orayı tam ben anlayamadım hocam. Şöyle bir tasarım çıkıyor üzerine geldiğimiz zaman. Bu 365 ise ya. O çok şey anlam katıyor diye düşünmüştüm efendim. Yani bu fotoğrafı farklı şekillerde boyutlandırıp yazının değişik yerlerine koyabiliyor otomatik olarak. Bir de Emrehan Bey, öğrencilere biz sunum verirken bunlarla uğraşmasınlar diye sunumun arka planını ve kapak kısmını ve son kaynaklar işte teşekkür ve kişinin CV'sini kalıp halinde bir şablon PowerPoint sunumu hazırlayıp çocuklara siz bunu vakit harcamadan içini doldurun dememiz için böyle de bir yöntem var mıdır hazır tasarım sunumları öğrencilere yani, vermek için? Tasarım sunumu var mı hocam ondan emin değilim ama böyle bir tasarımı kendimiz de gerçekleştirebiliriz. Hatta ben temiz bir sayfa açayım PowerPoint'te. Daha düzgün olsun. Şu an tasarım da karışık olduğu için. Size burada gösterebileceğim benim tasarım fikirleri var. Mesela ne olması gerekiyorsa. Bununla ilgili bize direkt fikir evet, verecek. Evet, şu an geldi sağda bir. Sağda mesela. Oraya bir resim koyalım mesela. Mesela bakın Osman Hocam. Ben çevre yazdığımda burada bana çevreyle ilgili otomatik tasarım fikirleri gelmiş oldu. Ben tıkladığımda çevre konusuyla alakalı işte yine görüyorsunuz fabrika bacalarıdır. Bunlarla alakalı içerikler gelmiş oluyor. Mesela bu fotoğrafı farklı şekillerde de gösterebilir. Tasarıma biraz devam edersek. Evet, evet. Ben bunu bu şekilde kabul edersem bu görsel sağa, sola veyahut da bu yazı tam ortaya gelecek şekilde farklı farklı sunumlar mevcut oluyor. Mesela tekrardan ben burada tasarım fikirlerine gelecek olursam. Tasarım fikirleri şu anda gitti. Şuradan tıkladım. Tekrar geldi. Bakın mesela ben bu tasarımın görüntüsünü değiştirebiliyorum. Bu seçtiğim. Evet, evet. Mesela bir öncekine gelir misin Mertan Bey? Bir öncekine. Evet, şurada evet. Burası. Mesela böyle yaparsak aynı slaytta hem fotoğrafı gösterebilmek hem de yazı yazmak öğrenci anlasın diye böyle nokta cümleler koyma şansımız olabiliyor bunda. Biz yani burası, bu tasarımdaki gibi buyurun hocam ben dinliyorum. Klasikte biz fotoğrafları koyuyoruz sonra kesmeye küçültmeye sonra bu fotoğrafın resmi görselin anlamını ikinci bir slaytta ifade etmeye çalışıyorduk. Zaman ve aynı zamanda slayt sayısını artıyordu bu. Ama burada mesela fotoğrafı da koyuyoruz. Bu bölümlere de ilave bilgiler vermek. Yani bir 50 tane slayt değil de işte 30 tane, 25 tane slaytta da aynı işi yapabilmek anlamında kolaylık sağlıyoruz diye düşünmüştüm Mertan Bey. Anladım. Bu güzel bir şey aslında. Evet, kesinlikle. Güzel bir şey. Bize fikir vermesi hem görselin zenginleştirilmesi hem de evet. Size, buyurun hocam bir şey mi diyordunuz? Hayır buyurun Mertan Bey. Yani bu tasarım fikirleri kısmı da gerçekten Osman hocamız da bahsettiği gibi önemli yani. Osman hocam bayağı kullanmışsınız diye düşünüyorum. Yani Office 365'in bize sunduğu en güzel şey özelliklerden bu tasarımımızın biz ismini yazma konu başlığı verdikten sonra bu tasarımımızla bir konuyla alakalı bize sunulan görseller olması. Ardından biz görsellerimizi belirledikten sonra mesela tekrardan tasarım fikirlerine geldiğimizde ise bu tasarımı görselliği en üst yani zenginleştirebileceğimiz kadar zenginleştirebiliyoruz. Bakın tasarım şu anda bambaşka boyutlara geçebiliyor. Evet. Yeni evet. Slide ekleyerek de devam ettirebiliyoruz. Tabii arka plan artık bundan sonra belirlediğimiz şekilde uyumlu olacak şekilde.
Bakın evet, bunu tekrar seçtiler seferinde bir tasarım fikri yeniden oluşuyor. Evet. Evet. Mert abi, akademik toplantılarda, sempozyumlarda en iyi sözlü bildiri, en iyi postal bildiri ödülleri var, oluyor. 700 tane bildiri sunuluyor PowerPoint. Bunlardan bir heyet 3 tanesi seçiyor en iyi bildiri diye. Neye göre? Bu tasarıma göre seçiyor. Biz de fakültemizde bitirme sunumlarında olsun, 1-2 senede başladık. En iyi bitirme sunumu yapan öğrenci diye bir seçme yapıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler PowerPoint sunumu hazırladım, görevimi yaptım şeklinde değil, daha iyi hazırlayıp daha iyi anlatabilirim diye bir yarışa da giriyorlar. O kaliteyi de arttırıyor, onu ifade etmek istedim. Yurt dışındaki sunumlar, ben gittiğim yerlerde alıyorum. Konunun çok iyi anlaşılmasına yönelik çok güzel tasarımlar, animasyonlarla anlatıyorlar. İnsanlar sıkılmadan, ama uzun değil. Zamanı çok iyi kullanıp çok kısa sürede hap bilgiyle bir bitiriyorlar. Mesela 15-20 tane slide'da, ama dolu zengin slide'larla. Biz de öyle yapalım diye bu, yani hepimiz, bütün öğrencilerimiz, akademisyenler yapsın diye konuyu açmak istedim. Hüsur Hocam, çok zaman almadım herhalde değil mi? Hep ben konuyu gündeme getiriyorum ama Mertan Bey de çok güzel çatı sürüyor, sağ olsun. Sayın Hocam, interaktif bir eğitim oldu. Gerçekten Mertan Bey de bu interaktif eğitime açık olduğunu göstermiş oldu, sağ olsun. Güzel bir karşı etkileşimli bir eğitim oldu. Ben son olarak Mertan Bey'den bir şey daha değinmesini isteyerek kapatmak istiyorum. Aslında Azure konusunda bilgi vermişti Mertan Bey, ama nasıl vermişti? İşte bir makinenin nasıl lisanslı hale getirildiği veya update edildiğini, lisansın nasıl update edildiği örneğini göstererek değinmişti. Fakat bunun dışında bildiğimiz kadarıyla Azure'un aslında birçok geliştirici araçları ve öğrenme kaynakları da var öğrenciler ve öğretim üyelerimiz için. Yani Azure sadece bir işletim sisteminin dışında birçok eğitim geliştirme kaynakları ve öğrenme kaynaklarını da içeriyor. Bazı program içeriklerinin kullanımını da içeren çok faydalı yardımlar içerikleri de var. Yani bu Visual Studio var, işte server ile ilgili, sunucu kurulumları ile ilgili birçok şeyler de var aslında. İmkanlar da var Azure içinden. Ben son olarak Mertan Bey'den Azure'u biraz daha açmasını isteyerek teşekkür ediyorum. Ve böylece sonlandıralım istiyorum. Uygun görürseniz. Uygundur. Ben teşekkür ederim önce Azure konusuna değindiğiniz için. Ben akışa göre devam ettim, ama Azure'a da değinecek olursam tabii ki ana ekranıma dönebilirsem eğer. Azure'da da Yüksel Bey'in bahsettiği gibi bu Visual Studio'nun yine Enterprise sürümüne sahip bir K'ye sahip olabiliyoruz. Yani normalde Community sürümüne sahip oluyor herkes, ama şu an ekranın paylaşımı kapatıp tekrar açsam, şuradan kaçamıyorum çünkü. Tamam. Şu an geldi. Mesela buradan portal.azure.com'a giriş yapmamız gerekiyor diyelim. Tabii öğrenci kredisi alınabiliyor mu? Buna sahip miyiz? Tam Sinop Üniversitesi öğrenci kredisi alınabiliyor mu Yüksel Hocam? Şu anda eğitimimiz, akademik ve idari personelimiz olduğu için onlar için geçerli zaten bu. Tamam. Tamam, o zaman devam edecek olursak, bakın portal.azure.com'a giriş yaptığımda, ben buraya eğitim olarak yazdığımda, burada eğitimle alakalı birçok ürünün, yani normalde parayla satılıp, ama şu an normalde parayla satılan, ama bizlere bunları yazılımlarının ücretsiz şekilde K'lerini paylaşan içeriklerini göreceğiz. Tabii ben burada demo hesapla giriş yaptığım için kredim yok. Ben o zaman size farklı bir hesaptan giriş yapayım. En azından eğitim içeriğini görmek adından benim bir öğrenci kredisi bulunan hesabıma giriş yapıyorum hızlıca. Portal Azure.com'da da mesela Azure Active Directory'deki nasıl bağlanılıyorsa buradan yine kurumsal kontroller sağlanabiliyor. Ben burada bir K12TR hesabı vardı. Onunla giriş yapıyorum. Burada
bu portal Ozurcom'a girdiğinizde hocam, eğitim yazdığınızda burada bakın benim daha önce oluşturduğum sanal makinelerdir. İşte aldığım öğrenci kredisinde kalan kullanım hakkımdır. Bunların hepsi burada gözüküyor. Yüklensin. Onu da göstermiş olayım. Bakın ben öğrenci teklifi Azure bizlere 100 dolarlık kullanım avantajını sunuyor. 1 yıllık. Bu kullanım avantajı nasıl gidiyor? Burada eğitimde aldığımız içerikler fiyatlamalara yansımıyor ama bir sanal makine kurmak istersiniz demiştim. Mesela bir Amerika'da, Kuzey Amerika'da olsun, bir Avrupa'da olsun yine bölgelerini seçebiliyorsunuz. Kuzey Avrupa veya Doğu Avrupa şeklinde. Bu Azure sunucularından sanal bir makine oluşturabiliyorsunuz. İnternet hızları çok hızlı. Bu bize ne gibi avantaj sağlayabilir ona değineyim. Mesela uzun bir video içeriği var. Ama bu video içeriğinin kısa bir bölümü bize lazım. Bu videoyu biz bu sanal makinelerden indirip gerekli olan kısmı kırpıp tekrardan aynı şekilde kendi OneDrive'ımıza upload ettiğimizde yani tekrar indirip bir yükleme, kesip biçip işleme hızı vakit kaybetmektense biz bunu bu uzaktaki makinelerde yani çok hızlı fiber bayağı hızlı yani 1000 olarak söyleyebilirim. Yani hızlıca indirip kesip biçip tekrardan yüklemeyi sağlayabiliyoruz. Bu şekilde avantajlar mevcut. Mesela burada da eğitim içeriğine bakalım. Bakın burada tüm yazılımları görün diyorum. Burada benim SQL serverimden tutun işte Visual Studio'nun Enterprise'ına kadar kullanabileceğim bana öğrenci avantajlarını key sunuyor. Mesela Visual Studio Enterprise 2019 diyor. Ben burada anahtarı görüntüle dediğimde ise bana bir key vermiş olacak. Yine SQL Server'da biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği alanlarında daha yaygın kullanılıyor. SQL Server falan olsun. Bunların buradaki avantajları mevcut oluyor. Ardından devam edecek olursak bakın başka neler söyleyebilirim. Yine Project olsun, Visio olsun bu gibi uygulamalar yine Microsoft'un ürünü. Tabii bunlar Office 365'e dahil değil. Daha geniş lisanslı ürünler olduğu için bunların yine burada Project lisansına sahip olabiliyorsunuz. Anahtarı görüntüle dediğinizde ise 2019 veya 2021 şeklinde size seçenekler sunuyor. Yine SharePoint Server Subscription, ardından System Center, az önce demiştim Visio gibi uygulamaları, burada normal ücretli uygulamaları sizler anahtarına sahip olabiliyorsunuz Portal Azure.com'dan da. Dilerseniz Türkçe olur, dilerseniz İngilizce olacak şekilde siz bu hizmete sahip olabiliyorsunuz burada da. Bakın yine kodla alakalı birçok eğitim içeriği mevcut. Yine burada Windows 10 Education N key'leri mevcut. Mesela bilgisayarınızı 21 H1 sürümüne yükseltebiliyorsunuz. Home lisansına sahip bilgisayarınız varsa buradan buna tıklayarak da Windows 10 Education sürümüne yükseltebiliyorsunuz. Aynı şekilde Windows 10 lisansları da mevcut diyebilirim. Tabii bu update güncelleme lisansları diyebilirim. Bu şekilde de burada da birçok eğitimle alakalı akses olsun yine birçok eğitim içeriği mevcut. Normalde ücretli olan ama burada Portal Azure.com'un bize öğrenci yani avantajlarını sunduğu anahtarlar mevcut. Bu kısımda da kısaca bu şekilde değinebilirim. Ahmet Hocam, siz öğrencilerinize bu konudan bahsetme durumunuz oluyor mu? Ders programlarınız buna cevaz veriyor mu Ahmet Hocam? Bazı hocalarımız kullanıyor. Tabii biz ağırlıklı programlamada Visual Studio kullandığımız için öğrenci hesaplarıyla birlikte bağlanıyorlar. Orada Azure alanını ve diğer Drive alanını öğrenciler ve hocalarımız aktif olarak kullanıyorlar. Evet. Bu da iyi bir imkan aslında. Üniversitede yaygınlaştırılması bilgiye erişimi kolaylaştıracak mı diye düşünüyorum. Yüksel Bey Hocam, değerli başkanım. Evet Sayın Hocam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten Azure konusunda da genel olarak avantajları duymuş olduk. Mertan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sizlere değerli vaktiniz ayırıp beni dinlediğiniz için. Gerekse güzel sorularınız en azından hem bilmediğimiz noktaları bilgilendirdiğiniz veyahut da araştırmamız gereken noktaları değindiğiniz için ben de sizlere kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum.
Bizler de tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler dileriz Bertan Bey. Ben de sizlere iyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Video kaydını da zaten sizinle paylaşılacaktır. Eğer katılamayıp daha sonra kayıttan takip etmek isteyen bir eğitimci arkadaşımız olursa o şekilde de kayıttan takip edebilir diyebilirim. Ben son olarak Bilgisayar Daire Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleşen bu eğitime tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Ve son olarak tabii ki size teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun.